Genel Başkanı Özgür Özel'e selam olsun ve ekip arkadaşlarımıza bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel soruları yanıtladı. Ankara'da kayda geçti. Biz de Barış Pehlivan'ı bugünlük oraya transfer ettik. Kendimiz 3 kişilik masamızı kurduk. Murat Ağırel, Timur Soykan. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz, bomba gibiyiz. Bomba gibi, her zaman olduğu gibi. Zamanımız dar, konumuz çok. Hiç bekletmeden hızla başlıyoruz ama en azından arkadaşlarımız önemli bir röportaja imza attılar. Oradan başlamış olalım. 25 gün kaldı seçime. Siyasetin gündemi 25. 25 mi kaldı? 25-26 diyelim. Tamam. 25-26 gün kaldı. Siyasetin gündemi seçim ama bizim sık sık altını vurguladığımız mesele de vatandaşın geçim gündemi de geçim durumunda. Onu da konuşuyoruz ama İstanbul çok önemli bu seçimde. Ankara'yı belli ki zaten muhalefet alacak. Birazdan Murat Arel'e de son anketleri soracağım ama İstanbul muhalif seçmen açısından da muhalefet açısından da çok önemli bir noktada. Neden İstanbul önemli ve İstanbul'da niye böylesi büyük bir kavga var ve perde arkasında ne oluyor? Murat Arel birazdan anlatacak. Bugün için en azından şunu söyleyebilirim. Her kayda geçsin, evet, çok kıymetli, çok önemli dosyalara imza atıyor arkadaşlarım. Ama bugün Timur Soykan ve Murat Ağırel bir dosya anlatacak. O dosyada işinizi gücünüzü bırakın, lütfen bizi izleyin. Böyle elinizde yapacak bir iş varsa o işe devam edin ama kulağınız bizde olsun. İzlemeyenlere haber verin, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, komşunuza. Bir şirket düşünün, bir holding düşünün. Siz sabah saatinde o işe gidiyorsunuz, 9-6, açtınız bilgisayarı, çayınızı, kahvenizi koydunuz ve bilgisayarınızın ekranında isim listesi. Patronunuz size bir isim listesi hazırlamış. O isim listesi o bilgisayarın başına oturan kişinin gün içerisinde dolandıracağı isimler. Tek tek o kişileri arayacak ve dolandıracak. Aman benim başıma gelmez demeyin. Kimlerin başına neler geldiğini Timur Soykan da Murat Ağırel de anlatacak. Onu söylemiş olalım ve çok kısa bir siyasetle başlayalım. Timur, merak ettiğin bir il var mı? Tabii herkes gibi ben de İstanbul'u en çok merak ettiğim kent İstanbul ama onun dışında Bursa'yı ben çok merak ediyorum. Çünkü Bursa'dan bir sürpriz olabilir. Bakın ne kadar garip. Yani Bursa'da geçen seçim çok iddialıydı gerçekten CHP'nin adayı. Ama bir şekilde o adaya parti çalışmadı. Yani parti örgütü çalışmadı ve sonuç alınamadı. Bu yerel seçimde Bursa olacak, ne olacak? Bursa'da nasıl bir sonuç alınacak diye merak ediyorum. Timur, biz seni merakta bırakır mıyız? Öyle mi? Biz seni merakta bırakır mıyız? Murat Ağırel Bursa'ya da çalıştı. Timur Soykan, ya yapma gözünü seveyim. Hallederiz biz bunların hepsini. Murat, Bursa'da durum ne? Bursa'da devam benim gördüğüm saha çalışması ve aynı zamanda anket sonuçlarında Mustafa Bozbey'in önde olduğunu görüyoruz. Mustafa Bozbey seçim yaklaştıkça özellikle arayı açacağı iddia ediliyor. Ama şu andaki halihazırdaki durumda Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni alacak gibi duruyor. Başka hangi belediyelerle ilgili anket yapıldı diye anket şirketi sahipleriyle de görüştüm. Mesela Giresun'da farklı bir sonuç çıkabilir. Artık iktidarın şu andaki durumu değişebilir. Aynı zamanda ben daha önceki programlarda da söyledim. Bu sefer Balıkesir'e Cumhuriyet Halk Partisi istiyor ve alacak gibi duruyor Ahmet Akın'la birlikte. Birçok belediyede el değiştirme söz konusu olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediyelerini koruduğu gibi üzerine yeni büyükşehir belediyeleri eklemesi durumu kimseyi şaşırtmasın. Nitekim sahadaki durum da bunu gösteriyor. İstanbul'la ilgili ise İstanbul'da da hatırlarsanız geçen haftalarda da söylemiştim. Sık derecede bütün muhalefet partileri anket şirketlerine ve sahadaki ölçümlere başvuruyor ve gözlemleme yapıyorlar. Neticesinde de ortaya... Şimdi herkesin merak ettiği yer İstanbul. Bunu evet. Öyle yavaş yavaş. Aslında seçim sonucu 30 Mart olduğu zaman 30 Mart'taki seçim sonucunda 31 Mart'taki seçim sonuçlarında herkes Türkiye'nin 81 iliyle ilgilenecek ama asıl ilgilenecek olan ve seçimin kazandığını beyan edecek ya da ilan edecek nokta İstanbul seçimi olacak. Ve bir taraftan da evet İstanbul olacak ama bıçak sırtı bir durum var mı yok mu? Var. Bıçak sırtı durum var. Şöyle Ekrem İmamoğlu önde. Ekrem İmamoğlu önde ve bu fark korunuyor hala. Konuştuğum kişiler Ekrem İmamoğlu'nun ilerleyen günlerde bu farkı açacağını söylüyor. Ama tabii ki diğer tarafta peki, işin açıkçası bütün her şeyi Cumhurbaşkanı'na bağlamış durumdalar. Cumhurbaşkanı sahaya indiği zaman bu matematiksel tablo değişecek diyorlar. Şimdi Erdoğan sahaya inerse matematik değişir mi değişmez mi o dönem görecek ama senin bu konuştuğun kaynaklar muhalefete yakın kaynaklar mı tarafsız kaynaklar mı yoksa AKP'ye yakın kaynaklar mı? Çünkü AKP'ye yakın kaynakların bunu söylemesi, yani şu anda Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylemesi başka bir şey ifade eder. Şimdi bizler tabii haber kaynağı olarak birçok kişiyle konuşuruz, görüşürüz. Ama şunu söyleyebilirim ki benim konuştuğum kaynak mevcut muhalefetin kaynağı değil. Şu anda sahada olan, koşturan, hatta programın içerisinde olan biri. Kendi gözlemleri ve ekibin içerisinde olan biri. İktidar kanadında da ve aynı zamanda diğer adayların bütün durumunu da kontrol eden ve ölçen bir kişi. Konuştuğum kişi de çok bu işin ne derler tecrübelisi. Yıllardır da bu işi yapıyor. Onun şu an sahada gördüğü ve AKP'nin kendi önündeki anketlerde gördüğü şey, evet, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da önde oldu. İstanbul'da bir önde. Oran? Yani oran söylüyor tabii ki ama şöyle, bunların değişebileceğini söylüyor. Çünkü yanılma payı içerisinde oluyor. Bu farkın ileriki dönemde nasıl açılacağını ya da kapanacağını hep birlikte göreceğiz. Ama sıkı sıkıya takip ediyorum bütün illeri, bütün ilçeleri. Özellikle mesela benim Adana. Dur, benim Adana'ya babacığım. Geçmeden. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iner mi? İnecek. Nabza göre mi yoksa inecek mi? Tabii ki durum şu anda kritik. Yani şöyle düşünün ya. Ben bütün yurttaşlara da bunu söylemek istiyorum. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu var. Tek başına. Ve yanında parçalı muhalefet var. Bir taraftaysa, iktidar bloğundaysa bütünleşmiş, devletin tüm olanakları elinde olan, TRT dahil bütün haber kanallarının tek parça olarak yayın yaptığı, dakikalarca, saatlerce yayın yaptığı, internetteki, sosyal medyadaki bütün reklamların tamamını domine ettikleri, insanların ulaşabildiği her yerde reklam alanlarını domine ettikleri bir güçle savaşıyor, yarışıyor. Ve bu yarışın sonucundaysa çıkacak sonucun ne olacağını kestirmeye çalışıyoruz. Ama bu kadar bölünmüşle ve bu kadar güce rağmen hala var olan belediye başkanının önde olması aslında seçiminde ne kadar ilginç geçeceğinin göstergesi değil mi? Adana. Adana, Zeydan Başkan yine önde. Durum şu anda kötü bir şey gözükmüyor ama tabii dengelerin değişmesi söz konusu. Orada hassas dengeler var Adana'da, Mersin'de. Bunların içerisinde İç Anadolu ve Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da birçok illerdeki anketleri takip ediyorum. Değişen yerler var. Düzenini koruyan yerler var. Hala belediye başkanlarıyla giden yerler var. Ama tepkili yerler çok fazla. Onu söyleyeyim, adaylardan dolayı çok fazla. 31 Mart seçimlerinden sonra kızılca kıyamet kopacak gibi. Çünkü şu anda herkes seçimden dolayı susuyor. Herkes seçimden dolayı birlik beraberlik mesajı vermeye çalışıyor. İktidar için mi diyorsun? Hem iktidar hem muhalefet için. İktidarın içerisi de çok karışık. Herkes birbirini acayip derecede kesmeye başlamış. Bu tabirim şundan dolayı, takip ediyor herkes birbirini, kimse bir şey demiyor şu anda. Ama olası bir olumsuz durumda, seçim kaybetmeleri durumunda anladığım kadarıyla herkes bıçaklarını çekecek gibi. Bu da tabii seçim kaybetmek onlar açısından vatandaşın seçim kaybetmesi gibi değil yani. Herkes kendi rantını kaybedecek. İstanbul'da da nasıl bir rant kavgası var onu da birazdan Murat anlatacak ama sen devam ediyordun, bölmüştüm. Bursa merakını giderdik. Ya şöyle, yani asıl merak konusu şu, Özgür Özel'in konuşmasında arkadaşlarımıza yaptığı açıklamada çok önemli bir vurgusu var. Yani diyor ki biz o 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinde bir tablo çizdik ortaya. Yani İYİ Parti bütün muhalefet olarak, yani altılı masa olarak karşımızda Cumhuriyet'in altını oyan, laikliği boğan, yani bir artık tek adam rejimi inşa etmiş, otoriter bir rejimi inşa etmiş bir iktidar var ve ona karşı bir demokrasi savunması yapıyoruz, bir cumhuriyet savunması yapıyoruz diyor. Ve bu konuda hassasiyeti olan insanlar yine kazanacak adayları desteklemeli ve bu hassasiyet devam etmeli diyor. Şimdi ana soru zaten bu seçimde. Yani şimdi Murat'ın çizdiği tabloyu, bahsettiği anket sonuçlarına baktığımızda şu akla geliyor. Yani o zaman İYİ Parti hür ve müstakil adaylarıyla girmese seçime ya da altılı masa ittifakı korunsa biz şimdi şeyi tartışmayacaktık. Yani İstanbul'u bıçak sırtı demeyecektik herhalde. Yani Ekrem İmamoğlu'nun çok daha önde olduğu bir tablo ortaya çıkacaktı. Ama şu an bıçak sırtı. Neden? Çünkü İYİ Parti'nin adayı var, Zafer Parti'nin adayı var, DEM kendi adayını çıkarttı, Saadet Partisi'nin adayı var, Devan'ın adayı var. Yeniden Refah'ın adayı var. Yani şöyle bir tablo var. Yani senin çizdiğin tablo çok doğru. Yani Ekrem İmamoğlu CHP'nin de ötesinde, çünkü CHP'nin oy potansiyeli belli İstanbul'daki. Ama onun da ötesinde, hatta onun 10 puan kadar ötesinde, 10 oran olarak bir performans sergiliyor gibi görünüyor. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nu çok ayrı bir aşamaya taşıyor. Yani CHP oy oranından çok fazla bir noktaya taşıyor eğer anket şirketleri doğru analiz ediyorsun. Ama en önemli nokta bence şu. Dedin ya Erdoğan sahaya inecek mi? Ya arkadaşlar bakın CHP çok çalkantılı bir dönem yaşadı. Seçim kaybetti. Yani çok önemli bir seçim kaybetti. Ama sürece baktığınızda CHP içinden Ekrem İmamoğlu çıktı. Mansur Yavaş çıktı. Yani siyasi figürler çıkıyor. Özgür Özel çıktı. Yani Kılıçdaroğlu'nun liderliği döneminden sonra baktığımızda parti kendi lider profillerini veya öne çıkan siyasi figürleri yaratıyor. AKP'de böyle bir şey yok. AKP'nin Cumhurbaşkanı yardımcılarını geçen dönem ve şimdiki Cumhurbaşkanı yardımcısını sor, sokakta tanıyan yok. Bakanları sor, bakanları da tanıyan yok. Murat Kurum mu düşünüyoruz? Ya her yere bakıyorum, Murat Kurum'dan çok İstanbul'da yaşayan bir insan olarak Erdoğan'ın posteri, afişi var. Şimdi karşınızda bir tane tek başına ve Murat'ın dediği gibi devletin tüm olanaklarının kullanıldığı bir kampanyaya karşı onunla mücadele edilen mevcut bir belediye başkanı var. Yani Ekrem İmamoğlu var. Murat Kurum'a bakıyorsunuz, yani abisinin mahallede abisinin arkasındaki küçük çocuk gibi bir tablosu çıkıyor ve siyasi figür olarak da yeşermiyor. Şimdi daha çok gaflarıyla gündeme geliyor son. Mizah konusu. Evet, mizah konusu da oluyor ve haklı olarak oluyor. Yani şimdi her kelimenizde siz Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle diye başlarsanız, yangın söndürmeye gidip kış lastiğine kadar her konuda Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ederseniz orada bir siyasi figürün çıkmasını da bekleyemezsiniz. Şimdi şöyle ana bir soru var. Özgür Özel'in söylediği çok kritik. Şu refleks olacak mı? Yani bütün ana sorunun yanıtı bu. 14 Mayıs'taki o bir araya getiren kaygı, toplumu bir araya getiren demokrasiyi savunma güdüsü veya işte cumhuriyet değerlerine sahip çıkma isteği veya işte bu tek adam rejimine karşı parlamenter sistemi savunmak ya da tek saray rejimine karşı daha demokratik, katılımcı, eşitçi bir cumhuriyeti savunmak fikri bir çatı altında, bir Türkiye İttifakı diye tarif ediyor bunu Özgür Özel, bir çatı altına çekilebilecek mi? Bakın bu başarılırsa, gerçekten bu başarılırsa, yani bu konuda gerçekten iyi veriler, iyi bir kampanya yürütülürse ben seçimin AKP için çok, Cumhur İttifakı için çok dezavantajlı bir hale gelebileceğini, hatta ülkede bu yönetim sisteminin artık tartışılabileceği bir noktaya götürülebileceğini düşünüyorum. Ama her şeyden önce şu hatanın yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın yenilmiş olabilir veya işte insanlar sokakta çok duyuyoruz ama bu da aynı, şu da aynı, işte bu ötekilerde bunlar gibi filan. Ya karşımızda çok ciddi cumhuriyet değerlerine saldıran bir gerici, faşist bir ittifak var. Yani her söyleminde bunu görüyorsunuz. Yani kadına yönelik şiddeti önleme yasasını kaldırmak isteyen, her gün şeriat sloganlarının atıldığı, mecliste bununla ilgili açıklamaların yapıldığı, yani Cumhuriyet'in karşısına bir şeriat söylemi geliştirmeye çalışan bir tablo var, bir siyasi tablo var ülkede. Şimdi siz bu durumda şöyle dersiniz, aman bu da aynı, bu da aynı dediğiniz anda bir gün karşınıza cihatçı kılıcıyla çıktığında ha dersiniz farklıymış ya. Yani o kadar da benzer değilmiş bunlar dersiniz. Yani bu ülkeyi artık demokratik değerini koruma, yani bu yerel seçim olabilir, evet belediye seçimi olabilir. Ama bu ülkenin aydınları, demokratları 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki sağduyularını ve demokrasinin yanında duruşlarını sürdürmek zorunda, evet, sandığa gitmek zorunda. Timur, halk bu sağduyu gösterirken ve ondan bu beklenirken de siyasetin de yapması gerekenleri ve senin gördüğün çerçeveden de bakıp okuyup ona göre siyaset geliştirmesi gerekiyor biraz da. Muhalefetin kesinlikle eleştiriden muaf olmamaları gereken bir süreçteler. Belki de son seçimde değillerdi ve herkes böyle bir yutkundu, cebine koydu. Sen diyordun cam kırıkları var. Bu yapılıyordu ama artık genel seçimden sonra da sanıyorum en çok da muhalif seçmenin muhalefeti eleştirmesi gerektiği bir noktadayız ki daha iyi olabilsin. Ama çok küçük bir parantez, bir değişim, yani başarılı bir değişim süreci mi? Çok hataları olan bir, özellikle Hatay konusu tartışılmaz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden söylemedim tabii. Ben ama Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden şeyi belirtmiştim. Yani bir değişim noktası oldu. Ama İYİ Parti'deki savrulma özellikle ve eğer olası bir seçimde, düşünsenize şu an İYİ Parti dese ki biz evet Türkiye İttifakı'ndayız, işte o 14 Mayıs 28 Mayıs öncesi duyarlılıklarımız devam ediyor dese şu an farklı olacak bütün tablo. Gerçekten farklı olacak. Yönetmenim Murat, kaç dakika var? Peki çok az süren var. O yüzden dosyaya geçemeyeceğim ama şunu söyleyelim. anlatacağımız başka haberlerimiz var ama siyasetle başladık ki İstanbul çok önemli dedik bu süreçte. Muhalif seçmen açısından da artık tek nefes borusu kalacak yerlerden biri. Aslında bundan sonraki süreçte de herkese nefes aldıracak alanlardan biri. O nedenle İstanbul önemli ama İstanbul AKP için de önemli. Özellikle de Erdoğan için önemli. Genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu an hepimiz buradan takip ettik. İlk çıktığında söylediği, yani bir seçimi kazanmış bir Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan ilk cümle İstanbul olabildi. Ve şimdi Murat Kurum bu mücadelenin içerisinde, ama az önce de söyledik, bir taraftan da mizahın konusu haline gelmiş durumda. İstanbul'da büyük bir kavga var Murat. O kavganın arka planına sen gideceksin. Perde arkasını bize anlatacaksın. Siyasetçinin yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olmasına nereden bakabiliriz? Yaptıklarından, karnesinden bakabiliriz. Sen de o karnesine baktın. Tek tek o karneye baktın. Neyi anlatacaksın bize? Böyle bir cümlelik. Hadi çok kısa vereyim. Tahsisleri. Kamu malının tahsis adı altında yıllardır yapıldığı gibi peşkeş çekilmesini anlatıyor. Seçimi eğer Murat Kurum kazanırsa İstanbul'da, AKP'nin adayı Murat Kurum kazanırsa İstanbulluları, Türkiye'yi ne bekliyor? Bunu Murat belgeleriyle anlatmış olacak. Bir yere gitmeyecek. Belgesinden Murat Kurum bu zamana kadar ne yapmışsa onu ortaya koyacak. Birazdan konuşacağız. Başka haberlerimizde de burada olacağız. Siz çaylarınızı tazeleyin. Biz buradayız. Jigolo avı, cinsel ilaç vurgunu, performans arttırıcı ürünler, dolandırıcılıkta yeni dönem kimleri kabusu yaşattı? Binlerce kişi dolandırıcıların tuzağına nasıl düştü? Sadece 1 TL'ye tüm kimlik bilgilerimiz kimlere satıldı? Kargo iadesiyle başlayan tezgah evlerimize nasıl uzandı? Timur Soykan bir dolandırıcılık dosyasını daha açıyor. Birazdan Kayda Geçsin de. Bankacılar, en parayı sahalardan silmeye hazır mıyız? EFT, fast, havale ücreti almak yok. Kredilerden de dosya masrafını kaldırıyoruz. Cebimizden vereceğiz bunları Eros. Bari kredi kartı aidat almayın. Empar'a yetişmeye çalışırken çok zarar ederiz. Empar'ı nasıl yapıyor arkadaş? Onların her şey dijital, o yüzden masraf almıyorlar. Ben de Empar'a yıllardır masraf ödemiyorum. Gürültüsü de Empara'da çıktı, gördünüz mü? Yok arkadaşlar. Milyonlarca müşterimizden yıllardır masraf almıyoruz. Bu yüzden de çok seviliyoruz. Eros, seni de artık aramıza bekliyoruz. Enpara.com, bankadan güzeli. Röro teknolojisi yolda olan herkesi korur. Çünkü bizler yalnızca sürücü değiliz. Güvenliğiniz için Renault'dan Human First programı. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Bak, birebir bankacılık yöneticin Ayça. Hoş geldiniz. Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında Akbank. Hepsi burada Premium World Card. Tüm World Card fırsatlarına ek Hepsi burada da 1000 TL hediye. Hepsi burada. Geçmişimizin mirası tenimize işlenmiş durumda. Alfa Romeo'yu İtalya'dan çıkarabilirsiniz. Ama inanın İtalya'yı bir Alfa Romeo'dan çıkaramazsınız. Kocatepe Türk Kahvesi. Türk Kahvesi Kocatepe. Kocatepe Türk Kahvesi. Türk Kahvesi Kocatepe. 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şirketimiz aile şirketi. Biz şimdi Türkiye'nin her yerinden araç alıyoruz ve pazarlamasını yapıyoruz. Bunu yaparken bizim en büyük yardımcımız sahibinden.com. Doğudan batıya kadar bize ulaşabilen çok müşterimiz var. Kolaylık sağladığı için sahibinden.com'a çok teşekkür ediyoruz. Aslında beni bu işe başlatan sahibinden.com oldu. Araçlara olan ilgimi, alakamı orada daha fazla arttırıp bu işe başlamaya karar verdim. Sahibinden.com ile beraberken her zaman ofisimde olmak zorunda hissetmiyorum. Çünkü benim ofisim her zaman yanımda. on binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. Her gün ajanslardan gelen binlerce haber arasından yalan değil, gerçek olanları, zaman kaybettiren değil, değer katanları seçiyoruz. Çünkü nitelikli, objektif, tarafsız habercilik elbette bunu gerektiriyor. Devletin kendisine ait bir parası yok. Hizmet ederken, yol yaparken, köprü yaparken senden, benden aldığın vergiyi harcıyor. Doların üzerine yatmış pompa. Pompaya fena zam geliyor. Kabinenin çift maaşlı yeni bakanlarına bir bakalım mı? Hakikati olan hürmetimiz asla değişmeyecek. Doğruları söylemeye, yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. Ben Ekrem Açıkel. Ranttan yana değil, halktan yana habercilikle Halk TV'deyim. Halk TV'yi WhatsApp'ta takip edin ve habere istediğiniz an hemen ulaşın. Düşünsene, gün doğarken seni işe koyduran ne? Hayal etsene. Toprağa ektiğin bir tane, sana bakacak onlarca sene. Sabahın 8'inde, akşamın 10'unda. Dönüştürsene, şehirleri hayata, tarlaları geleceğe. Hayallerin büyütsene. Merak etme, altından kalkarız birlikte. Toprağa can katanlarla, her mahsulde yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. Herkes D-Smart Go'nun avantajlı dünyasına geliyor. Harıl harıl o dizinin son sezonunu arayanlar D-Smart Go'da buluyor. Peki süper yıldızlar nerede? Elbette onlar da burada. Belgesel, çocuk kanalları ve çok daha fazlası. D-Smart Go teklifine sen de evet de. Dilediğin zaman, dilediğin yerden izle. Dünyayı yürüyoruz. Bakarak, görerek, ilhamlar toplayarak ve topladıklarımızla büyüyerek. 75 yıldır Gürok. Sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap. Kocatepe Türk Kahvesi. Türk Kahvesi Kocatepe. Kocatepe Türk Kahvesi. Türk Kahvesi Kocatepe. Dünyayı yürüyoruz. 75 yıldır Gürok. Sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap. Türkiye'nin yenilenebilir enerji liderlerinden Mogan Enerji'nin halka arzına gösterdiğiniz yoğun ilgiye sonsuz teşekkürler. Bizim enerjimiz bize yeter. Sen ne dersin? Hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlarken gündemi sahip olduğunu sev, sevdiğinle kendini keşfet. Anadolu ilhamıyla Vestel Aslı Filinta Retro serisi. İyi akşamlar. Kayda Geçsin devam ediyor. Biraz kısa başladık. Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'nin konuğuydu. O nedenle geç yayını teslim aldık. Süremiz kısa dedik. Anlatacaklarımız da var. Biraz hızlı devam edeceğiz. Ama bir kez daha söyleyeyim. Şu an açanlar için en azından Kayda Geçsin'i eşe, dosta, akrabaya haber verin. Çayları tazelesinler. Anlatacaklarımız var. Murat'ın ve Timur'un anlatacağı bir dosya hepinizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bir dolandırıcılık holdingi kuruldu. Dolandırıcılık holdingi kuruldu. 9-6 mesai yapan bir holding. Sabah saatlerinde önlerinde bir listeyi açıyorlar ve o listede hazırlanmış isimler oluyor. O isimleri sırayla arıyorlar ve 1 liraya, değil mi Timur? 1 lira. Bir kişi 1 lira. 1 liraya bilgileriniz satılıyor. 1 liraya. Nasıl oluyor anlatacak Soykan. Murat, evet. Murat Kurum'la başlamıştık. Demiştik ki İstanbul'u ya Murat Kurum alırsa... Bu hem muhalif seçmen açısından hem memleket açısından ne ifade eder? Sen de bunun karnesini ortaya çıkardın. Bir şöyle geriye gittin, sıraladın. Ne olur, sonucu ne olur'a baktın. Ben önce şununla başlayayım. Başka aslında senin yazında da diğer yerlerle başlıyor ama şimdi seçimi almadan önce, yani İstanbul'u AKP'nin elinden almadan önce İmamoğlu demişti ki adama, kişiye, kişilere, gruplara, işte vakıflara, tarikata, cemaatlere hizmet dönemi bitmiştir. Evet. Bazı hortumlar da kesilmişti. Peki ya Murat Kurum gelirse bunlar geri mi dönecek? Neye dayanarak bunların geri döneceğini yazında söylüyorsun. Geri dönecek mi? Ben de onu sorguluyorum aslında. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık yönetimi içerisinde yapmış olduğu yegane şeylerden birisi... tarikat ve cemaat adı altında örgütlenen ve kendilerine vakıf dernek diyen bu yapılanmaların... Onların adına tahsis edilen bazı kamu taşınmazları var. Bunlar nelerdi? Binalar, arsalar, kültür merkezleri, aynı zamanda maddi yardımlar. Bunlarla ilgili artık bu dönem bitti demişti ki biz o dönemde de gerçekten tahsis edilen birçok şeyin geri alındığını ve bunun kamunun hizmetine verildiğini hep birlikte gördük, gözlemledik. Bunu da şahit olduk. Şimdi bu sürecin içerisinde ise tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra bu tür vakıf ve dernekler artık istediklerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alamamaya başladı. Dolayısıyla da başka kanallar aradılar. Bu kanalları da nerede buldular? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kurumlarından buldular. Şöyle alayım sen istersen. Bunlar neler? Şimdi ilk başta çok uzağa gitmeye gerek yok. Bakın size Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 10 yıllık karnesinde bu tür vakıf ve derneklere neler verdiklerini anlatmıyorum. Sadece 2023 yılının son aylarında neler yaptıklarını sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı, il müdürlüklerinden tahsis edilen birkaç tane örnek vereceğim sadece. Başakşehir'de hazineye ait 14.300 metrekare arazi, 14.305 metrekare arazi ücretsiz şekilde tahsis edildi. Kime tahsis edildi? İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis edildi. Ne için tahsis edildi? Öğrenci yurdu için, eğitim için. Peki İstanbul'daki öğrencilerin yaşadığı en büyük sorun ne? Barınma sorunu. Yurt yok. Yurtlar yeterli değil. Devlet yurtları yeterli değil. Kimin elinde yurtlar? Tarikatların, cemaatlerin, derneklerin, özel şirketlerin. Özel şirketleri anlarım. Ticaret yapıyorlar ve oradan isteğe bağlı olarak, kişinin isteğine bağlı olarak parası olan gidip kalabiliyor. Ama mecburiyetten gidip kalanlar da var. Dernek, vakıf, cemaatlerse 49 yıllığına 14 dönüm araziyi alıp üzerine yurt yapıp ücretsiz şekilde o yurttan sanki ücretsiz hizmet verecekmiş gibi davranarak öğrencilerden para tahsilatı yapacak. İBB'den alamıyor. Kimden alıyor? Hazine arazisini Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan. Başka kime tahsis ediliyor? Arnavutköy'de yine hazineye ait. 49 yıllığına akıl alır gibi. 49 yıllığına ücretsiz. 1 lira ücret vermiyor. Arnavutköy'de yine hazineye ait 17.900 metre, yani 18 dönüm arkadaşlar. 18 dönüm. Ya dehşet bir büyüklük bu. 17.900 metrekare arsa 49 yıllığına yine ücretsiz tahsis ediliyor. Kime tahsis ediliyor? Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği'ne. Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği'ne 49 yıllığına. Niçin? Eğitim öğretim içinmiş. Ya bu kadar arazimiz varsa Gençlik Spor Bakanlığı niye yurt yapmıyor? Öğrencilere niye yurt yapmıyor arkadaş? Evsiz insanlara, evi olmayan insanlara, kirada sürülen insanlara niye ev yapmıyorsunuz o zaman? Ev yapacak kurumlara niye vermiyorsunuz? Belediye verin, belediye yapsın bu yurtları. Değil mi? Hayır, bu vakıflara, bu dinci vakıflara veriliyor. Başka? Bakırköy Şenlikköy'de hazır kurulmuş bir arazi var. Toplamı 8.419 metrekare. Üzerinde ne var? Yurt var. 925 metrekare öğrenci yurdu var. 625 metrekare kültür merkezi var. Cami var. Yeşil alan var. Bunu nereye tahsis ediyorlar? TÜGVA'ya. TÜGVA'yı söyleyelim. TÜGVA'nın Türkiye Gençlik Başkanı Erdoğan'ın oğlunun yönetim kurulunda oldu. Bilal Erdoğan'ın. Evet, mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın olduğu vakıf. Aynı zamanda bu vakfın yönetimi de sadece Bilal Erdoğan yok. Şu anda mesela Esenler Belediye Başkanı var. Birçok AKP'li isim var. Ve bu sadece AKP'nin gençlik kolları gibi hareket eden vakıf diye nitelendiriliyor. Dernek diye nitelendiriliyor. Ve devlette de kadrolaşıyorlar deli gibi. Evet. Bununla ilgili zaten çok fazla da yayın yapmıştık biz. Evet. Şimdi buradaki tahsis içinde izin veriliyor. Ya niye? Ya geçtim belediyeye. Belediye tahsis edilmesin. Ya Spor Bakanlığı'na verilir. Öğrenci yurdu yapılır. Yurt yok diyorum öğrencilere ya. En büyük sorun bu değil mi? Bunu kucağına itiliyor. Peki başka, biliyorsunuz ki yine haberini yapmıştık ve anlatmıştık. Yassıada kiraya verildi. Evet. Milyarlarca TL masraf yapılan, İstanbul'un göz bebeği gibi olacak bir yer. Demokrasi adası yapıldı orası. Bir anının yaşatılması istendi orada. O dönemki yaşananların bütün insanlara anlatılması istendi ve ölümsüzleştirilmek istenildi. Orada demokrasi adası yapıldı. Sonrasında orada yapılan yatırımlardan sonra oranın işletilemediği görüldü. Zarar edildiği görüldü. Boş kaldı, bomboştu yani. Bomboş kaldı. Kiraya verildi. Ya kiraya verilen alan 114 bin metrekare bir alanı var. Ve bu alanın içerisinde 5 yıldızlı otel var. 400 küsur yataklı 5 yıldızlı otel var. Kongre salonu var. Kültür merkezi var. Lokantalar var. İnanılmaz büyük bir yapı. Gerçekten bak, devasa bir yapı. Bu yapı aylık 360 bin liraya kiraya verildi. Kime? Yeni Şafak grubuna. Aylık 360 bin TL'ye. Ya deyin ki bu ülkede herhangi bir holdingin grubuna aylık 360 bin TL'ye böyle bir yerimiz var, alır mısınız diye ya da kiralar mısınız diye. Bakın, yapacakları ayda bir kongreyle buradaki masrafın tamamını çıkarırlar. Ve bunun 5 katı para kazandırırlar. 5 katı para kazandırırlar. Şimdi geliyoruz diğer kısma. Tabii ki bunların hepsinin belgeleri burada. Çevre Şehircilik Bakanlığı imzalı. Tahsis belgelerinin hepsi burada. Bu az önce anlattıklarının... Tabii anlattıklarımın belgeleri bunlar. Resmi belgeleri bunlar. Şimdi tekrardan dönüp baktığımız zaman Ilıç'ta hala 9 tane işçi, emekçi toprak altında. Naaşlarına ulaşılamadı hala. Bulunamadı. Ve buranın bu felaketi yaşayacağı oradaki yurtseverler, bilim insanları, oradaki çevreciler, siyasetçiler, bütün herkes tarafından bağıra bağıra ikaz edilerek birilerinin gözüne sokulmaya çalışıldı. Dinlenilmedi. Var olan kapasite yetmezmiş gibi kapasite artırılarak bugünkü yaşadığımız facianın sorumlusu oldular. Kimin imzası var? Murat Kurum. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda Murat Kurum. Peki daha öncesine gidelim. Bakın, çok uzak tarihlere gitmiyorum. Sadece 2023 yılında kalıyorum ya. Daha öncekilere gitmiyorum. Mesela yine geçmiş dönemlerde yapılan bizim imar affı dediğimiz ama iktidar mensuplarının imar affı değil, imar barışı diye nitelendirdiği ve kaçak yapıları, ruhsata aykırı yapıların yeni ruhsat alarak normalleştirildiği, legalleştirildiği bir süreç yaşadık imar yasasında. Bu yasa çıktı, reklam filmleri yapıldı, işte milyonlarca insanın sorununu çözdük, artık bundan sonra kaçak yapı olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak diye reklamlar yapıldı. 6 Şubat depremi oldu. 6 Şubat depremi olduktan sonra herkesin gözü de buradaki rakamlara çevrildi. Sayın Murat Kurum yapmış olduğu açıklamada diyor ki 7 milyon adet bağımsız bölüme yapı kayıt belgesi verdik diyor. 7 milyon bağımsız bölüme. Bunun diyor 5 milyon 848 bini de konutlara ait. 5 milyon 848 bin. Şimdi buradaki sorun şu, biz diyor imar affı getirmedik diyor. İmar barışı getirdik diyor. Şimdi imar barışı dediği zamansa işte ruhsata aykırı yapıyı aslında düzelttik diyor. Ruhsata aykırı yapı ne demek? Var olan bir ruhsatın içerisinde kaçak yapıların yapıldığı demek. Bunun için elektrik su bağlantısı alamıyor. İşte içerisindeki dinamikler belli olmadığı için de resmi bir kayıt çıkarılamıyor. Şimdi uzmanların yazmış olduğu kanuna göre de diyor ki sen onları normal vaziyete getirirsen ben sana bununla ilgili izin vereceğim. Bunların hiçbiri denetlenmeden verildi. Bir olayın üstü kapatılmaya çalışıldı. O sürecin. Yapıldı. Kamil Okyay Sındır Sayın Murat Kurum'a cevaplaması için soru önergesi veriyor ve soru önergesinde sonra diyor ki deprem olan bölgelerde kaç tane bu şekilde imar barışıyla barış sağlanan konut var diye soruyor. Sayın Bakan Malatya'da toplam 22.329 adet yapı kayıt belgesinin düzenlendiğini, Maraş'ta 144.566 ki Cumhurbaşkanı da bunu yerel seçimlerdeki mitinglerde söylüyor. Diyor ki Kahramanmaraş'ta imar barışıyla 144.566, Hatay'da 205.000 Hataylı'nın sorununu çözdük. Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor mitinglerde de. Ve 6 Şubat depreminin etkilediği 10 ilde Hatay'da 56.464, Maraş'ta 39.058, toplam 294.000 tane kaçak yapı o imar barışıyla birlikte legal hale getirildi. Peki orada kaç vatandaşımız öldü? 53.537 yurttaşımız öldü. Resmi rakamları. Resmi rakamında. 53.537 yurttaşımız. Peki bu yurttaşlarımızın ölmesine sebebiyet veren, yıkılan evlerin kaç tanesinde imar barışından yararlanmıştı? Kimse bilmiyor. Ya Ezgi Apartmanı'nı biliyorum örneğin. Evet, Ezgi Apartmanı'nda evet. Kervan Pastanesi imar barışı Ezgi yapmışlar. Apartmanı gibi kaç tane apartman var? Ezgi Apartmanı'nda kaç kişi öldü? 35 kişi öldü. 53.000 kişiden 35 kişi oradaydı. Ve düşün, Çevre ve Şehircilik Bakanı öncesinde sormuşlardı. Ya bu binada böyle böyle tadilat yapıldı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne. Binamıza zarar verildi mi? Ölmek istemiyoruz diye insanlar dilekçe vermişti. Çevre ve İl Şehircilik Müdürlüğü'nden imar barışına uygun burası diye cevap gelmişti. Çorum'da 6, Manisa'da 4, İstanbul'da 3 yıldır TOKİ'ye güvenip de evlere girip TOKİ'den ev almak isteyen insanlar yıllardır bekliyorlar. İsyan ediyorlar artık, feryat ediyorlar. Biz diyor paramızı yatırdık, evlerimizi bekliyoruz. Evler verilmiyor, yapılmıyor. Niye? Maliyetler yükseldi. Hak kazanan insanlar o günkü şartların hepsini yerine getiriyorlar. Bedellerini ödüyorlar. Sonrasında diyorlar ki işte çok fiyatlar arttığı için maliyetler, bu fiyatlar değişti artık. Bu fiyatlarda şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor diye insanlara yeni ödeme sistemleri çıkarıyorlar. Şimdi röportajları inceledim bugün, dinledim. Röportajlarda insanlar isyan ediyor. Ve hepsi kıt kanaat geçinen insanlar. Hani doymamazlık yapan milletvekillerimiz var ya bizim, depremde çıkacak evleri bile kendilerine yazdıran vekillerimiz var ya bizim, siyasetçilerimiz var ya, bu o insanlardan değiller. Alınların teriyle biriktirmiş oldukları 3 kuruşu bir başını sokabilecek ev almak için girip sıraya kazanan yurttaşlar bunlar. Giremiyorlar evlerine çünkü yok. Ev yapılmıyor, teslim edilmiyor evler. 47.424 dava açılmış TOKİ'ye. O bir de şu anda 2022-2023 rakamları değil. Hı hı. O 2019, 2020, 2021. Sayıştay bunu söylüyor. O kadar çok dava açılıyor ki diyor TOKİ'ye. Bu davalardan dolayı da kaybediyorsun. Kaybettiğin davalardan dolayı da tazminat ödüyorsun. 26.000 dosya. Değil mi? Evet. 26.000 dosyada 26.000 dosyayı kaybetmiş. Açılan 47.000 dosyanın 26.000 tanesini kaybetmiş. 9.000 küsürü devam ediyordu davanın. Ve oradan da çok ciddi, yani yüz milyonlarca TL tazminat ödüyor devlet. Çünkü halk mahrumiyeti var. Dolayısıyla devlet zarara giriyor. Yani iyi bir şey yapacağım derken zarara giriyor. Zaten TOKİ artık zengine sadece konut yapıyor. Şey yapmıyor ki. Halk için yapmıyor. Evleri yani, yıllardır. Uçuyor. Sosyal konutun dışında işte Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Sosyal konut yapacağız. Seçimden önce bu proje açıklanmıştı. O projenin evleri teslim edilmiyor işte şu anda. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Murat, bu durumda diyorsun ki aslında anlattığın 3 örnekte 3'e bölerek anlattın. Ben soru soruyorum. Diyorum ki şöyle. Diyorum ki ya siz Murat Bey seçimi kazandınız ya. Siz Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndayken vermiş olduğunuz şu 3-4 tane örnekte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce tahsis iptal edilen yerleri tekrar verecek misiniz dinci vakıflara, tarikatlara, cemaatlere? Ne gibi yardımlar yapacaksınız? İşte bunun altındaki soruyu aslında kimler kazanacak? İşte yine bu kişiler kazanacak. Halk değil, rantçılar. Halk değil, kazanacak. Kamunun malı yine peşkeş çekilecek. Ben kendi düşüncem böyle. Ya bir de şey, yani çok garip bir şey yaşamıyor muyuz yani? Bu ülkede deprem oldu. Tarihin en büyük depremin en büyük acısını yaşadı. O dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. İmar barışlarına, o koşullara, bu depremdeki binlerce ölümler. Tam bu söz ettiğin şeyler üzerinden kampanyasını yürütüyor. Evet. Ve deprem diye lafa başlayabiliyor. Ya abi, yani gerçekten bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sayın Kurum diyor ki işte deprem olacak. Doğru söylüyor. Ve bu deprem için hazırlık yapmamız gerekiyor. Çok doğru söylüyor. Kentsel dönüşüme önem vermeliyiz diyor. Harika söylüyor. Ya Derler ki sen ne yaptın derler değil mi? Elinizi tutan mı oldu derler. Bu zamana kadar niye yapmadınız? Peki yaptığınız örneği gösterelim. Fikirtepe. Gidin bakın Fikirtepe'ye. 2 katlı, 3 katlı apartmanların olduğu, bahçelerinde eriklerin, incirlerin olduğu, en azından bir mahalle kültürü olan bir yerde evler gerçekten çok kötüydü. İnsanlar ikna ettiler bir şekilde. Daire vereceğiz, 2 daire vereceğiz, 3 daire vereceğiz diye inşaat şirketleri girdiler. Orayı öyle bir yere çevirdiler ki nefes alamıyorsun. 20 katlı, 30 katlı gökdelenler diktiler. İç içe yan yana binalar, nefes alamıyorsun. Bak nefes alamıyorsun. Ya bırakın siz dönüşüm deniyor. Kentsel bir apartmanın, dönüşüm. Bir apartmanın belirli bir katından karşı taraftaki apartmanın katına el sallasan ya da selam versen duyulacak. Hapşırıyorsun, karşıdaki sana çok yaşa diyor. Bu kadar yakınlar birbirlerine. Ve içerisinde insana dair hiçbir şey yok. Yeşillik yok, park yok, alan yok. Gidin de kentsel dönüşüm neymiş bakın. Bir de dolandırılan insanların çığlığını duyun. Tabii bir de o var. Ya tabii. Çünkü insanın dairesini alamadı yani. Murat teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Bu devam edecek bir süreç zaten. Şimdi hangisini istedim? Bu evlilik dosyayı alabilir miyim? Ben de yok da yani, onu işaret ediyorum. Eğer kentsel dönüşüm dedikleri Fikirtepe'deki ransal dönüşüm gibi olacaksa Allah yardımcısı olsun bu millet. Şimdi Timur Soykan seni alalım. Öyle. Bugün oturmak yok. Zaman kısa. Yoğunuz. Sen oraya giderken ben soruyla göndermiş olayım seni. Ya bu konuyu Timur bize anlattığında aslında Murat çok uzun zamandır Kayda Geçsin'de bunun tüm aşamalarını anlatıyordu. Yani farklı farklı yerlerden bu dolandırıcılığın her aşamasını konuşmuştuk. Şimdi Timur bize baştan sona ya ben her hafta diyorum ya bu kadar da olmaz diyeceksiniz de gerçekten pes artık. Yani dolandırıcılık holdingi kurulmuş. Böyle laf olsun diye biz KJ için söylemedik bunu, dolandırıcılık holdingi. Gerçekten buna ilişkin bir şirketi kurmuş birisi ve yüzlerce çalışanı var. Birazdan konuşmalarını da göreceksiniz. O yüzlerce çalışana da piyasada çok yüksek maaşlar verdiğinden, daha önce o kişilerin dolandırıcılık firmalarından paralarını alamadığından, kendisinin en iyi maaşlarını verdiğinden söz ediyor. 1 liraya sizin, benim, Murat'ın, Timur'un, buradaki tüm ekip arkadaşlarımın bilgilerini 1 liraya nasıl sattığını anlatıyor. Çok inanılmaz bir haber bu. Timur şöyle başlayalım. Yönetmenim ben o tarafa geçeceğim bir taraftan. Murat sen geçecek misin o tarafa? Kim bu şirketi ne amaçla nasıl kurmuş? Önce bir şirketin yapısını anlatalım. Şimdi bu dosyayı aslında Dinçer Gökçe de Halk TV.com.tr'den arkadaşımız o da irdeledi. Biz bunun detaylarına ineceğiz ve daha kapsamlı bir şekilde hepsini ortaya koyacağız. Şimdi bakın gerçekten çok enteresan şöyle. Aynı çizdiğin tablo gibi. Ya Türkiye bir dolandırıcılık fırtınası yaşıyor. Murat Arel dediğin gibi o kadar çok anlattı, o kadar çok örneklerini gördük ki. Ve bunun en temel sebeplerinden bir tanesi kimlik bilgilerimizin ortalığa saçılmış olması. Ya bu devlet bizim kimlik bilgilerimizi, bu bilişim çağında bizim kimlik bilgilerimizi koruyamadı. Bu kimlik bilgilerimizin dolandırıcının eline geçmesine neden oldu. Ve bu aynı zamanda ekonomik krizle birleşince ve memleketin insanı da sahipsiz olunca bir dolandırıcılık fırtınası başladı ülkede. Yani hepimizin telefonuna mesajlar geliyor. Her gün bir dolandırıcılık vakasıyla karşılaşıyoruz. Ben bile artık telefonumda gelen mesajlardan hangi birinin hangi yöntemi kullandığını ezberlemiş, öğrenmiş bir durumdayım Murat Ağırel sayesinde. Şimdi burada da ama gerçekten ve gerçekten bir farklı dolandırıcılık yöntemlerinin tek çatı altında toplandığı bir holding söz konusu adeta. Yani farklı yöntemleri almış, bir holding kurmuş, onun alt başlıklarını oluşturmuş ve biz onun şamasını çıkartacağız, onun görüntüsünü anlatacağız. Akıl alır gibi değil. Bakın, Abdullah Coşkun Çelebioğlu bizim ana karakterimiz. Adamın işi ne dersiniz? Adamın işi dolandırıcılık. Başka işi yok, ya başka bir mesleği yok. Adam dolandırıcı. Ve bu kişi 2 kanaldan besleniyor. 2 kanaldan besleniyor. Birincisi Oktay Mert diye daha önce kargo şirketlerinde çalışmış, kargo şirketlerinde bağlantıları olan bir isim var. O isim, bakın çok ilginç bir durum bu. Yani dünyada işin benzeri var mıdır bilmiyorum. Bu kargo ve alışveriş bilgilerini Abdullah Coşkun Çelebioğlu'na gönderiyor. 2 tane büyük kargo şirketi var. Türkiye'nin en büyük kargo şirketleri. Onların alışveriş bilgilerine, yani Murat Ağırel diyelim ki bir çorap sipariş etti. Çorap geldi adresine, beğenmedi. Bu çorap kötü dedi, benim gördüğüm gibi değil dedi. İade etti. Bunun bilgisine sahip oluyorlar. Ve bunun bilgisine yakın dönemli sahip oluyorlar. Yani kargo şirketinden Abdullah Coşkun Çelebioğlu'na Oktay Fırat sürekli bu bilgileri gönderiyor. Veya bir kadın, bir hanımefendi krem sipariş etti. Onun bilgilerini öğreniyor. Kritik bir nokta daha var. Cinsel gücü arttırıcı ilaç istedi bir kişi diyelim. O cinsel gücü arttıran ilacı isteyen kişiye de bir şekilde onun bilgilerini, onun kimlik numarasını, adresini, telefon numarasını, alışveriş bilgilerini, ya bütün kendi hayatıyla ilgili bütün bilgileri Oktay Mert, Abdullah Coşkun Çelebioğlu'na gönderiyor. Bakın burası en kritik olan nokta. En kritik olan nokta. Yani ben bir sipariş verip, kitap siparişi verdim, yani iade ettim. Eski bilgileri falan değil. Var olan alışverişteki. Var olan alışveriş bilgilerine. Şimdi birinci şey bu. Bu çok değerli bir bilgi. Çete açısından. Çünkü dolandırıcılığın birinci yönteminde bu ana materyal olacak. İkincisi, diyoruz ya, hep sen anlattın ya Murat. Bizim bütün bilgilerimiz ortalığa saçılmış vaziyette. Hatırlıyorsun, buraya bağlanıp bizim kendi Şule'nin bile kimlik bilgilerini Şule'ye söylediler. Evet. Yani sen canlı yayında yaptık bu arada bunu. Başka bir yerde değil. Yani WhatsApp'ta telefonda. Murat yaptı onu. Nasıl olduğunu gösterdi. Bana kendi WhatsApp'ıma bir anda benim WhatsApp numaramdan kimlik bilgilerim gönderildi. Yani bu kadar ortada, bakın. Bu kadar ortada. Ve aynı şekilde Abdullah Coşkun Çelebioğlu'na, yani dolandırıcıya çeşitli yerlerden 80 milyon kişinin, bakın, hatta bir iddiaya göre 100 milyon kişinin, Almanya'dakiler falan dahil, yani Türkiye dışındakiler de dahil, 100 milyon veri geliyor. Kimlik bilginiz, telefon numaranız, adresiniz, nereden alışveriş yaptığınız, bu bilgileri alıyor. Bütün bu bilgileri alıyor. Bu bilgiler elinde. Kimlik numarası, hepsi elinde. Şimdi Abdullah Coşkun Çelebioğlu ne yapıyor bu bilgilerle? Küçük düşünmüyor, çok büyük düşünüyor. Çünkü memleket sahipsiz. Bakın, gerçekten memleketin insanı sahipsiz. O kadar büyük düşünüyor ki ve o kadar meşhur ki. Diyor ki ben farklı ve çok basit dolandırıcılık yöntemleri bu sistemin üzerine kuracağım diyor. Bir bilgi havuzu oluşturuyor. Kargo aldığı, şeyden aldığı 80 milyon kimlik bilgileriyle kendisine bir veri havuzu oluşturuyor. Orada Şule de var, Murat da var, Timur da var. Muhtemelen varız yani. Hepimizin bilgileri onda var. Bilgisayarında bu duruyor. Ve diyor ki ben yetinmiyor. Abi cürete bakar mısınız? Diyor ki çağrı merkezleri kurayım. İstanbul'da arkadaşlar, Esenyurt'ta, Bahçeli Evler'de, Güngören'de ve Bakırköy'de 4 tane çağrı merkezi kuruyor. Bakın bu çağrı merkezler aynı Şule'nin anlattığı gibi. Bakın bir nolu çağrı merkezi Güngören'de. Şurası. Abdullah Coşkun Çelebioğlu'na bağlı. Her gün... Yönetmenimden çubuk geldi. Çubuk geldi. Çubukta çalışalım sen. Ha, çok havalıymış. Hep bunu hayal etmiştim. Mutlu oldum arkadaşlar. Benim de bir gün böyle bir şeyim olsun demiştim. Şimdi bunda... Şimdi her konuda konuşabilirsin. Evet, artık her konuda yorum yapabilirim. Benden korkun artık. Artık beni buradan kimse indiremez. Şimdi bir nolu çağrı merkezinde kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 30 kişi çalışıyor. 30 tane dolandırıcı istihdam ediyor. Bu 30 kişi şey değil ha. Böyle normal çalışan falan. 30'u da dolandırıcı. İşleri bu. Ve bunlar her gün sabah 9'da işe geliyorlar. Hafta içi her gün. Sabah 8'de işten çıkıyorlar. Cumartesi günleri yarım gün çalışıyorlar. 9'da başlıyorlar. İddianameden anlatıyorum. 544 sayfalık iddianameden anlatıyorum. Cumartesi günleri de yarım gün çalışıyorlar. 30 kişi. Bu kişiler aynı Şule'nin dediği gibi ne yapıyor biliyor musunuz? Sistemi anlatıyorum. Birinci yöntemi anlatıyorum. Birinci yöntemi buradan geçebiliriz. Abdullah Coşkun Çelebioğlu elindeki verilerden, bu veri havuzundan bahsettik ya, kargo iade edenler, alışverişini almayanlar, 1000 kişilik bir liste hazırlıyor arkadaş her gün. 1000 kişinin isminin olduğu bir Excel listesi hazırlıyor. Bu Excel listesini 1 nolu çağrı merkezinin yöneticisine, 2 nolu çağrı merkezinin, 3 nolu, 4 nolu çağrı merkezinin yöneticilerine bölüştürüyor. Ve diyor ki bugün arayacağınız, dolandırmak için arayacağınız kişiler bunlar. Yani o data havuzundan, veri havuzundan 1000 kişinin verilerini bu 4 çağrı merkezine gönderiyor. Ve adam geliyor sabah 9'da dolandırıcımız işbaşı yapıyor, çayını alıyor, kahvesini koyuyor, bilgisayarını açıyor. Bilgisayarda arayacak kişiler belli. Diyor ki Şule Aydın. Şule Aydın arayacağız. Bakıyor Şule Aydın kimlik bilgileri orada. Alışveriş bilgileri orada. Adres bilgileri orada. Ve ilk dolandırıcılık yöntemi başlıyor. İlk yöntemi anlatıyorum. Oktay Mert Fırat kargo verilerini verdi ya. Şule Aydın bir krem almış. Diyelim bir krem satın almış. Ama gelmiş kremi beğenmemiş, iade etmiş. Ondan haberi var. Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun haberi var. Ve bir nolu çağrı merkezindeki dolandırıcı hemen telefonla Şule Aydın'ı arayıp şunu söylüyor. Daha doğrusu mesaj atıyor. SMS atıyor. Bu devrede yani şu bir nolu çağrı merkezinden SMS'çiler dediğimiz çalışanlar, yani dolandırıcılık şebekesinin SMS'çileri devreye giriyor. Ve onlar Şule Aydın'a şöyle mesaj atıyorlar. Diyorlar ki Sayın Şule Aydın, tüketici kanununa göre size gönderdiğimiz kargoyu iade ettiğiniz için şirketimizin zarara uğramasına neden oldunuz. Sizin 200 TL bir borcunuz var bize, şirketimizi zarara uğrattığınız için. Ya 200 TL'yi ödersiniz ya da icra takibine başlatacağız. Şöyle diyor. Arkandaki gibi galiba, değil mi? Aynen bu. Bakın gönderilen metin bu ve sonunda da bir avukatın ismi. Avukat Deniz bilmem ne bilmem neydi bu. Ben kodladım DCM'yi. Hakkınızda icra başlatılacak. Evet. Hemen bizimle iletişime geçin diyor özetle. Özetle bunu diyor. İletişime geçin diyor. Vatandaş da korkuyor. Kimisi diyor ki ya ben niye şey yapayım? Bu icraya gitsin. Çünkü diyor ki mesajda aynı şu şekilde diyor. Eğer ödemezsen 200 TL'yi ödemiyorsun, 10.000 TL'lik icra gelecek sana ve mahkeme masrafları ile birlikte 10.000 TL ödeyeceksin diyor mesajla. Kimisi bu numarayı geri arıyor. Şimdi tekrar eski şemaya dönebilirsek, biraz önceki şemaya. Bu kişi endişeleniyor tabii. Ne yapacağım, ne edeceğim? Ve arıyor. Aradığı yer çağrı merkezi. Telefonla arandığı arandığı numara patates at. Yani SMS için attığı hat patates at. Çağrıcıların da patates hattı var. Şimdi patates onu Murat nedir? Daha önce anlatmıştı ama sen bir daha patates hat nedir anlatalım. Patates hat şudur. Aslında herhangi bir yabancı kişi üzerine kayıtlı olan yabancı... Abi çok çarpıcı gerçekten burası. Bakın buranın özellikle altını çizmek istiyorum. Ya arkadaş, memleket gerçekten yol geçen hanına dönmüş. O kadar çok patates hat var ki bu patates hatları iddianamede nasıl biliyor musunuz? Adam mesaj atıyor. Savcı da inceliyor bu olayı. Ya hepsi Suriyeli ismine kayıtlı. Ve hepsi yabancı, Afgan, Suriyeli, onlar üzerine kayıtlattılar bunlar. Almışlar hatları. Savcı da çaresizce bu kişileri bulmak için göç idarelerine başvuruyor. Göç il idarelerine başvuruyor. Göç il idarelerine hepsi aynı yatırı veriyor. Bulamayız bu kişileri diyor. Bulamayız. Yani ülkede dolandırıcıların en büyük dayanaklarından biri şu an göç. Yani bu göç nedeniyle ortada dünya kadar patates hat var. Ve o patates hatlardan, yani aslında kullanılmayan, sahibi belli olmayan o hatlardan bu şema işliyor. Şimdi geldi Şule Aydın'a dediler ki 200 TL borcunuz var, ödeyin, icra takibi başlatmayalım. Ödemezseniz size 10.000 TL'ye mal olacak bu olay. Şule Aydın da paniğe kapıldı diyelim. O numarayı arıyor. Yine patates hattı arıyor. Hı hı. Telefonunuzu açan uzlaştırmacılar. Abi onlar profesyonel olanlar. Onlar şu çağrı merkezlerindeki... Bu 9-6 çalışanlar. Evet, o 9-6 çalışanlardan en profesyonel olanlar. Çünkü onlar avukat rolü yapıyorlar. Hukuki jargonla konuşuyorlar. İşte böyle hukuki terimler kullanıyorlar. Son derece profesyonel gözüküyorlar. Çoğu da kadın. Yani o uzlaştırmacıların çoğu da kadın. Ve bir şekilde o arayan kişiyi hakkında icra takibi başlatıldığına ikna ediyorlar. Diyorlar ki aklınızda böyle böyle bir icra takibi başlattı. Siz şu ürünü tespit istediniz. Bu ürünü iade ettiniz. Şu tarihte iade ettiniz. Bütün bilgileri veriyorlar. Ve kişi de paniğe kapıldığı için 10.000 lira ödemeyeyim, 200 TL ödeyeyim dediği için... Ya bakın bütün sistem aslında kargoya alışmış bilgiler üzerinden öyle ilk yöntemde. Benden yani bu miktarlarda para mı istiyorlar? 200 lira gibi mi? Sadece öyle değil. 200 lirayla başlayıp birazdan bir örnek anlatacağım. Olayın ne kadar vahim noktalara gidebildiğini göreceğiz. Yani tamam, ben korktum. Bütün bilgilerimi de bana anlattılar. Beni ikna edecek şeyleri söylediler. Ve ben bu parayı onlara göndereceğim ki hakkımda icra takibi başlamasın. Başlamasın. Hangi hesaba gönderiyorum? İşte bunu? Orada devreye İBAN'cılar giriyor. Şimdi burada yani yine çağrı merkezinde SMS'çileri gördük, uzlaştırmacıları gördük, bir de İBAN'cılar var. İBAN'cılar da Şule Aydın'a mesaj atıyor. Bu İBAN'a, yani bu numaraya, bu hesap numarasına şu kadar parayı göndereceksiniz diye. Şule Aydın 200 lirayı gönderdi. Ondan sonra İBAN'cıların yine devreye girdiği bir süreç var. Aynı zamanda uzlaştırmacıların diyor ki ya 200 TL'yi gönderdiniz ama onu gönderirken banka işlem açıklamasına, bakın çok çarpıcı burası, şu notu düşeceksiniz diyor. Ürün ödemesi, çünkü dava açılması, ileride dava açılırsa ürün ödemesiyle ilgili bunun olduğunu görmek istiyorlar. Ve CH01, CH0203, işte FC01 diye kodlar. Bir kod yazacaksınız diyorlar. Arkadaşlar o kod ne biliyor musunuz? Dolandırıcının kodu. Yani dolandırıcı kim olduğu anlaşılsın diye. Prim alıyorlar ya çünkü. Efendim? Prim alıyorlar ya. Prim için işte. Evet. Yani adam seni dolandırıyor. üstüne banka işlem numarasına CH ile başlayan 0103 öyle devam eden bir kod da yazdırıyor ki seni dolandırılan kişinin kim olduğunu Dolandırıcılar Holding'in patronu Abdullah Coşkun Çelebioğlu bilsin, anlasın ona göre ve maaşını, ona göre ona prim versin. Yani bunu bile yazdırıyorlar. Ama buna da eğitilmiyor bunlar. Şimdi CH01'ler seni ne kadar çok yollarlarsa, yani kazı ne kadar çok yollarlarsa o kadar prim alacaklar. Sonra Şule Aydın'a tekrar yabancılara Şule Hanım diyorlar. Sizin gönderdiğiniz para asılı kalmış, işte yanlış ürün kısmına yanlış yazmışsınız. Sizin paranızı iade etmemiz için sizin bize 1000 lira daha göndermeniz lazım. Ya da 10.000 lira daha göndermeniz lazım. Biz 200 lirasını alacağız. Geri kalan hepsini, size bütün paranızı iade edeceğiz. Böyle böyle o kadar çok sayıda insanı. İddianamede 331 tane mağdur var arkadaşlar. Bakın sadece iddianamede tespit edilen şikayetçi olan 331 tane mağdur var. Ama toplam mağdur sayısı günde 1000 kişiyi arıyor. Bakın bu 4 çağrı merkezi günde 1000 kişiyi arıyor. Sadece savcılığın tespit ettiği, ve şikayetçi olmayan 9000 tane mağdur var. 9000 mağdur. Ve bu sayı aslında onun kat ve kat fazlası. Bunu herkes biliyor. Peki, kat ve kat fazlası olduğunu. İBAN'lar kimin? Yani İBAN'larda şöyle. SMS'ler patates at. Evet, kiralık. Telefonlar patates. İBAN'larda kiralık hesaplar. Yani İnsanlar Türkiye'de kiralık. Aynı yasa dışı bahis olayında gördüğümüz gibi. Hatırlıyor musun bir kere bu banka hesaplarını kiralayanların grubu var şu anda. Gerçekten olayın ciddiyetinin farkında değiller. Paraya ihtiyaçları var. Mecburen öğrenciler banka hesaplarını kiralıyorlar. Ne zaman ki Ağır Ceza Mahkemesi'nden kendilerine bir tebligatname geldiği zaman o zaman nasıl büyük bir belanın içerisinde olduğunu idrak ediyorlar ama iş işten geçmiş oluyor tabii ki. 10 yıl gibi bir yüksek bir cezai şeyle yargılanıyorlar. Şimdi çok düzgün dolandırıcının bir parçası oluyorlar. Şimdi bu yöntemin birincisi. Birincisi evet. Değil mi? Evet. Biri ama, kargo iadeyle. Şimdi ikincisi? Şimdi burada aslında bu birinci yöntem kalan yer varsa devam. En yaygın bir şekilde kullandıkları yöntem bu. Kiralık hesaplara da geldiğinde para o parayı ya o kadar enteresan örnekler var ki kiralık hesaba geliyor ya para. O adam öyle bir tanesi akıl hastanesinde yatan biri hesabın sahibi. Bir tanesi engelli. Bir tanesi evsiz barksız yani onlar üzerine böyle sürüyle hesap açmışlar ve o hesaplarda parayı gezdirip en son elektronik hesaplara soğuk banka hesapları, soğuk cüzdanlara o parayı aktarıp yok ediyorlar. ATM'ciler sonra devreye giriyor. Bakın İBAN'cılardan kiralık hesaplara geldi para. Ondan sonra ATM'cilere geliyor. Ya ATM'cilerin işi şu. Binlerce böyle insan var. ATM'leri geziyorlar, bankaların ATM'lerini. Parayı çekip nakite çeviriyorlar. Ve parayı bir yerde toplayıp holdingi patrona ulaştırıyorlar. Çantayla gidiyor. Hani? Ama ya ortada ne kadar büyük bir para var ki bu kadar komisyoncu var. Yani çok. Çalışana ayrı, hat şeyi ayrı, İBAN'cısı ayrı, ATM'cisi ayrı. Kesinlikle. Bak bir örnek söyleyeyim sana sadece. Bir tane eylemler dedim ya. Onlarca dolandırıcılık eylemi var. Bir tane olayda bir kişiden aldıkları parayı Konya'daki otogardan da çekiyorlar. Konya Otogar'daki ATM'den de çekiyorlar. Van Edremit'teki bir ATM'den de çekiyorlar. Aynı gün. Farklı farklı yerlerden. Bütün Türkiye'yi sarmış bir ağ. Ve dolandırıcılık da bütün Türkiye'ye uzanıyor. Şimdi bakın burada bir tane örnek anlatayım size. Bir primle ilgili konuşmayı söylüyorum size. Çete lideri Abdullah Coşkun Çelebi dinlemeye takılıyor. Polis 2020'de başlamışlar bu yolsuzluk yöntemine. 2020'de başladıkları bu yolsuzluk yöntemini 2022'ye kadar sorunsuz devam ettirmişler. 2 yıl boyunca. Kimse bir Allah kulda demiş ya siz holding olmuşsunuz, dolandırıcı holding olmuşsunuz. Siz ne yapıyorsunuz dememiş. Ve 2 yıl boyunca bu vurguna devam edebiliyorlar. Yani operasyon yapıldı 2022. Bakın burada Okan'la konuşuyor. Bu çok çarpıcı. Bu evet. Holdingi kuran kişinin mesajı. Evet. Yani mesajı değil konuşması. Okan'la konuşuyor. Diyor ki ya Okan diyor 40-50 bin arası haftalık dağıtıyorum diyor şu anda. Bu şeyi kastediyor yani. Çağrı merkezinde çalıştırdığı dolandırıcıları kastediyor. Bana karpuz kabuğu sokuyoruz diye de korkuyorum. 40-50 bin arası haftalık dağıtıyorum. İşte haftalık dağıtıyorum diyor. Bak diyor ekstra dün prim dağıttım 20 bin lira falan diyor. İBAN'cılar dediklerimiz bak İBAN'cılar yani terimler de onların terimleri. Dediklerimiz diyor haftada işte 3 bin kastediyor prim alıyorlar diyor. Parayı oluk bunları saçıyorum akıllarını oynattılar. Deli gibi saldırıyorlar işe. Daha önceki yerde hiç paralarını alamamışlar. Maaşları primleri kalmış. Bir de daha önceki dolandırıcı sistemlerinde çalışmışlar. Bunlar deneyimli insanlar. Dolandırıcılık ofisinde çalışan dolandırıcılar dolandırılmış. Onlar paralarını alamamışlar. Evet, paralarını alamamışlar. Ama bu aldığı adamlar da şey değil. Hatta bir konuşma kaydı var. Artık o kadar büyüyor ki şirket. 30 kişi çalıştırıyor ya Güngeren'de. Masa düzenini değiştiriyor çünkü daha fazla çalışan almak istiyor. Yetişemiyorum diyor. O kadar veri var ki bende diyor. Buna yetişmem mümkün değil diyor. Bak bir konuşma yine bununla ilgili. Ya arkadaş akıl alır gibi değil. Adam diyor ki telefonla konuşmasında. Ya diyor yaptım 100 milyon veri var bende diyor. Konuştuğu kişi yine Okan. Okan da diyor ki ya nasıl 100 milyondur diyor. Ülke 80 milyon diyor. Ya öyle deme diyor. Olanlar da var diyor. Bak 100 milyon data var. Hesabını yaptığın zaman 100 milyon lira para yapar. Çünkü datanın tanesini 1 liraya satıyor arkadaşlar. Bakın Şule Aydın'ı aradılar ya dolandırıcılar. Şule Aydın'ın bilgilerini 1 liraya satıyor. Yani bu aynı zamanda bunu yapıyor. Bak diyor ki 100 milyon lira para yapar diyor. Şöyle yani senin her yerde datan vardır. Alışverişi çok yapıyorsun çünkü sosyal medyada. Bak bu diyor ki söyleyeyim mi? Ben az önceki şeyde kaldım. Kağıdıma geri alırım. 40-50 bin lira haftalık nedir ya? Nasıl yapar? Ya bir de düşünsene psikolojiyi düşünsene şöyle. Sabah işe başlıyorsun ve dolandırıcısın. Yani bir çağrı merkezinde sürüyle arkadaşım var. Onlarla birlikte bir de dönüşümlü çalışıyorlarmış şöyle. Yemeğe gittiklerinde diğerleri çalışmaya devam ediyor. Sen ama çalışırsın insanın işi aşkı yani. Olur haftalık 50 bin lira. Hepsi dolandırıcı olduklarını biliyorlar bunlar yani. Bunlar da emekçi mi Timur abi? Bu emekçi olur mu ya dolandırıcı adamlar. Ya iddianamede 81 tane dolandırıcı var. Onlar yani yani düşün yemeğe gidiyorsun geliyorsun sonra tekrar insanları arayıp o insanların canını yakıyorsun. Onları dolandırıyorsun yani ve bunu meşru buluyorsun. Ve 2 yıl boyunca devlet bunu fark etmiyor. Ya bu akıl almaz bir şey. Ya gerçekten ya bu gerçekten tebessüm ediyoruz ama şu anda yani bizim de bizi izleyen herkesin de bütün bilgileri böyle adamların elinde işte. Yani aynen öyle. İnanılmaz bir şey. Ve düşün bak burada diyor ki ya bak çok enteresan bu gerçekten. Nasıl verileri analiz ettiklerini de göreceğiz. Bak nüfus diyor 80 milyon nasıl yani diyor. Sadece yapmıyor ki bak başkalarının verilerinde olduğunu, başka alışverişlerinde olduğunu söylüyor. Sadece yapmıyor ki adam diyor. Cinsel de alıyor, Kur'an-ı Kerim de alıyor. Zayıflama ilacı da alıyor mesela anladın mı diyor. Ve gülüyorlar ha ha filan diye. Ama ellerinde böyle bir veri var. Ve arkadaş analiz ederken nasıl analiz ediyor biliyor musunuz? Abdullah Coşkun Çelebioğlu bakın burada var. Diyor ki bu ayrı bir şey olacak. O söyleyeceğim şeyle bağlantılı değil. Diyor ki Kur'an-ı Kerim alanla diyor analiz yöntemi şu. Cinsel ilacı alan data aynıdır diyor. Yani aynı kişilerdir diyor. Çünkü diyor dini ürünler alanlar diyor rahat bir şekilde hastaneye gidemez, ürolojiye gidemez, cinsel sorunlarını anlatamazlar. Onun için bu kişiler internetten cinsel güç artırıcı ilaçlar veya cinsellikle ilgili ilaçlar alır. Aynı zamanda dini ürünler de alır. Ve şöyle tanımlıyor, Atatürkçüler öyle yapmaz diyor. Şimdi Atatürkçü veri de var elinde, siyasi kimliklerini de veri analiz ediyor yani. Atatürkçüler diyor yapar diyor, eczaneye gider, doktora gider diyor, sorunlarını rahat bir şekilde anlatırlar, ilaçlarını alır, kullanırlar diyor. Ama bunlar diyor doktora gidemedikleri için, eczaneye gidemedikleri için diyor mecburen İnternetten alıyorlar ve biz onları hedef alıyoruz diyor. Yani tamam. Böyle analiz ediyor. Yani şimdi şu datalar var ya o dataları yaparken analiz edip gönderirken personeline bu diyor Kur'an-ı Kerim almış daha önce ya da bu dini bir materyal almış buna cinsel ilaç da satın şeklinde talimat. Cinsel ilaç üzerinden vurgun yapın o yöntemi birazdan anlatacağız. Yöntem onlara geçelim yavaş yavaş. Yani evet. İlk yöntemi anlattı. Bunu alalım arkadaşlar evet. Yeniden. Ana gelirsek ana şemaya. Ama burada bir örnek daha anlatayım mı? Evet tamam. Yani bununla da ilgili olacak. Bakın 30 Nisan 2021 Ahmet Ö isimli bir var. Vatandaşımız var. Vatandaşa diyorlar ki sen bir ilaç aldın. İlacı söylemeyelim şimdi. O ilacın sipariş ettin ama teslim almadın diyorlar. Ne diyorlar? 37 lira borçlusun. Bak Ahmet Ö 37 liraya öde ve hakkında icra yapmayalım diye almış bir vatandaş. Ya iddianame eylemleri okuyorum ya. Ya Ahmet Ö beni delirtti. Dur dedim Ahmet yapma artık. Dur Ahmet. Hayır ürün. Ürün bir ilaç. Tamam hayır cinsel. Değil. Gibi. Öyle o anlamda bir vurgu yok tamam. İddianamede ama olabilir. Ama diyorlar ki sana gönderildi bu sipariş. Sen 37 lira öde. Ödemezsen sana 10 bin lira icra takibi başlatılacak diyor. Ahmet Ö'de. Timur Soykan'ı bile sinirlendiren biri çıktı. Ama Ahmet Ö'ye sesleniyorum. Ahmet Ö'ye sesleniyorum kardeşim bir daha düşme bu tuzağa. Ya bak 37 lira arkadaş. Ahmet Ö bir de sipariş de vermemiş abi. Yani sipariş vermiş olsa diyeceğim sen diyor ya kargodaki verilerden de değil yani. O kargo alışverişinde iade yok. Ya diyor ki ben ilaç almadım. Diyor almışsın. Sana gelmiş sen kabul etmemişsin. Tamam diyor 37 TL ödeyeyim. 37 TL gönderiyor. Arıyor 37 TL gönderiyor. Sonra 5 gün sonra avukat olduğu biri arıyor onu. Ya diyor sizin 37 TL gelmemiş. Siz hata yapmışsınız. İcra takibinin kaldırılması için 9700 TL göndermeniz lazım. Bak 37 TL oldu 9700 TL. Ahmet Öde diyor ki ya gönderdim ben filan ya işleme yanlış yazmışsın diyor banka işlem şeyine. Senin 9700 TL gönder biz 200 lira alacağız buradan sana 9500 TL iade edeceğiz diyorlar. Ahmet Öde bu kuşun avukatı olduğunu inanıyor. Hepsini inandırıyorlar. Onlar çok profesyonel ama. Yani bu avukat olarak arayanlar, uzlaştırmacılar çok profesyonel. Diyor ki 4 Mayıs 2021'de tekrar arıyorlar. İşte 9700 TL'yi gönderiyor. Diyorlar ki suya geçti. Haciz başladı diyorlar. Ahmet Öğe'ye diyorlar ki siz 14.500 TL daha göndereceksiniz. Yoksa haciz gelecek diyorlar. Ahmet Öğe 14.500 TL'yi de gönderiyor arkadaşlar. Ve sonra bir daha arıyorlar. 22.400 TL daha yatırmanız lazım diyorlar. Ya bizim yani 37 TL ile başlayan yolsuz hikayesi, vurgun hikayesi kaç lirayla bitiyor biliyor musunuz arkadaşlar? 151.400 TL'ye bitiyor. Yani 37 TL ile başlıyor. Ahmet Öğe en sonunda 151.400 TL'yi kaptırmış oluyor. Ve oraya hep kodda yazıyor. CH05. Yani CH05'te bundan prim alıyor. Şimdi biraz önce paranın yolculuğunu da anlattık. Paraya düşürsene bak. Sadece Ahmet abinin sayesinde 150 bin lira kazandılar ki nice Ahmet abiler var. Bak, ama bir de işte bu... onlar o Ahmet abinin Ahmet abi olduğunu da şimdi biliyorlar. Şimdi ben de biliyor tabii. Bununla ilgili önemli. Başka bir tane daha benzer var Timur. Mesela aradılar Ahmet abi gibi birisi açtı telefonu. Karşı tarafa diyor ki benim size borcum yok diyor. Hayır var diyor. Borcum yok kardeşim diyor. Hayır var diyor. Bu sefer Ahmet abi küfür ediyor. O küfrü kaydediyorlar. O küfürden dolayı da bir de dava açıyorlar. Tabii, hakaret davası açıyorlar. Hakaret ettiği için de davadan bir daha uzlaşmak için para veriyor. Aynen öyle. Ya bak buradaki yöntemlerin basitliği olay ama. Yani burada da gerçekten aynen dediği gibi orada da çok basit bir yöntem. Basit düşünüyor. Yani Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun en büyük avantajlarından biri basit dönüşülmesi. İkinci yöntem cinsel taktikler arkadaşlar. Şimdi burada Abdullah Çelebioğlu'nun elemanları bakın abi herifler gerçekten şeytan yalnız ya. Bu elemanlar gidiyorlar bir tane Şişli'deki eczanenin kendileriymiş gibi gösterip bir internet sitesi kuruyorlar. İnternet sitesinin adında testini yap. Testini yap. Bu şebeke insanlara mesaj atıyor. Diyor ki ben diyorum bir yerden arıyoruz şu eczane size cinsel güç arttırıcı ya da cinsel sorunlarınızı çözücü ilaç göndereceğim. Ve bu çok ucuz olacak. Piyasa değerlerinden çok ucuz. Bunu kullanacaksınız. Bazı kişiler de eczaneye gidip almıyor, şey yapmıyor veya böyle sorunları var. O insan kendisine ulaştığında bunlar testini yap, linkini tıklıyorlar. Daha sonra da bakıyorlar orada bunlar da onun telefon numarasını. Ama şu da var. Aynı zamanda bu internetten daha önce cinsellikle ilgili ilaçlar alanların listesi de ellerinde. Onları da arıyorlar. Diyorlar ki biz çok ucuza satıyoruz. Bu ilaçları çok ucuza satıyoruz diyorlar. Arkadaşlar bakın ya bu işin şakası yok. Gerçekten şakası. Bu arada tabii Timur'la konuşuyor. Bu nasıl oluyor sorusu daha temel bir soru. Onun peşindeyiz bir taraftan. Kesinlikle. Yani Murat her hafta yaptığı için bu nasıl oluyor? Bu bilgiler nasıl ele geçiriliyor? Yani en temel soru o. Bakın arkadaşlar bu çağrıcılar yine bu anlattığım şey var ya. Bu yolsuzlukta ya yani bu vurgunda cinsel güç arttırıcı ilaçlarla ilgili vurgunda çağrıcılar devreye giriyor. Onlar da patates atlardan yine arıyorlar. Yine Suriyelilerin, Afganların üzerine kayıtlı telefonlardan arıyorlar ve kişilere diyorlar ki ucuza satacağız size cinsel güç arttırıcı ilaçları. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın bu çok ciddi bir durum. Paketçilere geliyoruz buradan. Arkadaşlar bu ilaçların sahtesini üretiyorlar merdiven altı. Evet. Yani merdiven altı atölyelerde İstanbul'da bu ilaçların ve İnsan sağlığına zararlı maddelerle sahtelerini üretiyorlar. Paketçi denmesinin nedeni bunları paketliyorlar. Ve bunları bu kişilerin ağlarına düşürdükleri bu kişilerin internetten ilanla veya farklı bir şekilde ağlarına düşürdükleri bu kişilerin adreslerine gönderiyorlar. O insanlar bunları alıyorlar. Bu sahte ilaçları ve savcılığın inceletmesine yani iddianamede var. Savcılığı inceleme yaptırıyor bu ilaçlarda. İnsan sağlığına zararlı maddeler içeriyor bu ilaçlar. Merdiven altı üretilmiş sahte ilaçlar. Ve bunlarla çok ciddi bir vurgun yapıyorlar. Holdingimizin bir kısmı da ilaç üreten ve ilaç üreten derken sahte ilaç üreten cinsellikle ilgili ve bunları gönderirler ve şeye güveniyorlar. Ya nasıl olsa bu insanlar bu ilaçları aldıkları için şey yapamazlar, çekinecekler, haklarını arayamayacaklar, şey yapacaklar. Ve bir vatandaş CİMER'e başvuruyor, daha doğrusu şeye başvuruyor, savcılığa başvuruyor. Diyor ki bana böyle bir ilaç gönderler, şu oldu bu oldu filan. Ve yaşadıklarını anlatıyor. Biz öğreniyoruz ki aynı yöntemi oraya uyguluyorlar. Adam cinsel ilaç almış değil mi? Diyor ki sen Kargo gönderdik sana. Sen iade ettin. Aslında adam şey yapmamış. Sipariş gelmemiş. Ama adama sipariş gelmiş, kendisi teslim almamış gibi gösteriyorlar. Ve vurguna başlıyorlar. Önce 15.000, sonra 25.000, toplamda 68.000 lira adamı bu ilacı göndermemiş olmalarına rağmen çarpıyorlar. Yani ciddi bir şekilde dolandırıyorlar. Şimdi burada aynı zamanda bakın bir tane örnek vereceğim yine. Bu şebekenin faaliyet alanı, holdingin alt dallarından bir tanesi. Rize'de yaşayan TA isimli bir kişi var. Yani TA diye kodladım ben onun ismini. Bunun Doktor Nilgün K. Hoca diye biri arıyor. Daha doğrusu önce yine SMS'çiler devreye giriyor ve şöyle bir mesaj gönderiyorlar. Doktor Nilgün K. Hoca'dan işte cinsel sorunlarınızla ilgili ücretsiz çözüm. İşte telefon numarası var. Bu mesajda işte testine yapıp tıklıyor. Daha sonra Doktor Nilgün K. diye yine bu aslında uzlaştırmacılardan biri muhtemelen. Onu arayıp bu sefer doktor rolü yapıyor. Diyor ki ben doktorum. Sorunlarını konuşuyor. O sorunlarla ilgili neler yapacaklarını anlatıyor filan. Adama paket gönderiyorlar sonra bir bal, küçük bir bal, yanında da baharat rengi bir şey. Adam bunu görünce bu ne filan diyor, CİMER'e şikayette bulunuyor. Bunun üzerine soruşturma bir başlatılıyor ve yine geliyoruz Abdullah Coşkun Çelebioğlu'na geliyor. Yani holdingin bir alt dalı da meğer buymuş. Grup böyle şirketi. O da grup şirketi. Grup şirketi, baya baya grup şirketi. Ve ondan sonra aynı yöntemle Kur'an-ı Kerim gönderiyorlar ya. Kadına Kur'an-ı Kerim gönderiyorlar, sipariş ediyor. Kur'an-ı Kerim aslında göndermiyorlar. İlan vermişler Instagram'a, Facebook'a, her tarafa. Siz oradan bunu da yapıyorlar. Yani ilan da veriyorlar. Sahte ilan yani. Siz sipariş ediyorsunuz. Sonra diyor ki ben size gönderdim bunu ama siz almadınız diyor. Ve bunun üzerine gelip Kur'an-ı Kerim'i almadığınız için 15.000 lira göndereceksiniz diyor. Kargo fiyatı olarak. Gönderiyor insanlar. Her gün arkadaşlar bakın her gün 200.000 TL kazanıyorlar. Her gün 200.000 TL. Günlük. Günlük 200.000 TL kazanıyor şu 4 çağrı merkezi. Bu da ortalama olan bir tutar. Şimdi üçüncü yönteme geliyoruz. Üçüncü yöntem daha da vahim. Yine bunda çağrıcılar söz konusu. Teyitçileri söylemedik bir tek. Teyitçiler de ödemelerle ilgili tüm işlemlerin yapılıp yapılmadığını, paranın ne kadar kaldığını, o paranın patrona nasıl ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili son işlemleri yapanlar. Bir de panelciler var. Bütün bu aranacak kişileri dağıtımını yapan, organize eden, üzerini işaretleyen, onları panel dağıtımı yapan kişiler. Şimdi holdingin yöntemleri bitmedi. Daha çok var ama bir tanesini daha anlatacağım süremiz varsa ondan sonra şey yapacağım. Arkadaşlar bir bakın önceden şunu da söyleyeyim. Bak o kadar büyük ki holdingin ilgi alanı. Adam hastanede yatmış. Oğlu var. Adamın hastanede yattığını biliyorlar. Adamın oğluna hastane masraflarını ödemediniz 30.000 lira hastane masrafı çıktı diye mesaj atıyorlar. Bakın tedavi masrafı diye. Hastanenin haberi yok. Kimsenin haberi yok bundan. Ama dolandırıcılar biliyor onun hastanede yattığını, hastanede tedavi gördüğünü. Aslında sigorta karşılamış. Ve 30.000 lira pardon ne kadar dolandırıyorlardı? Yine 30.000 liraya yakın hastane tedavi masrafı diye insanlardan para alıyorlar. Şimdi Oktay Mert kargo şirketinden tüm o bilgileri Abdullah Coşkun Çelebioğlu'na iletiyordu. Evet. Bu durumda Abdullah Coşkun Çelebioğlu tüm bu söylediğimiz kurumlarda, yerlerde tek tek eğer adamı yoksa ve oradan gelmiyorsa nasıl olabiliyor bu? Bağlantıları var. Yani bir zaten... Kendi o veri havuzu için yani şey diyor. Ama her hastanede mi bağlantısı var? Yok her hastanede değil. Ama demek ki bunları araştırıyorlar. Yani bunları buluyorlar ve hepsinde farklı yöntemler de kullanabiliyorlar. Dediğim gibi bak bir yöntemi örneğin ilan vermek. Instagram'a ilan veriyor veya Facebook'a ilan veriyor. Herhalde zayıflama ilacı. Bunlar daha kolay yöntemleri. Evet, daha kolay. Ya daha kolay ama doğrudan bir kişinin hastanede babasının evet. tedavi olduğunu bilme... Aynen öyle. Ya da işte Oktay Mert'in kargo bilgilerini tam kargo firmasında çünkü o bilgilere sahip elinin altında onları paylaşabiliyor. Kargo firmasında da eskiden çalışmış. Yani evet, oradan o bilgileri satın alıyorlar. Evet bilgileri. Evet aynen öyle. Ama hastane için örneğin bununla ilgili iddianamede çok net bir ifade yok. Ama demek ki şunu öğreniyoruz. Çünkü bu da ayrı bir soruşturma. Oradan buna ulaşıyorlar. Yine aynı çeteye ulaşıyorlar. Ama ya bu demek oluyor ki her adımımız biliniyor öyle. Ve sızdırılıyor. Evet. Belki ya bakın ya şu çok garip gerçekten şunun ciddiyetinin farkında mıyız? Korkutucu. Milyonlarca insan alışveriş yapıyor internetten. Milyonlarca insan kargoda iade yapıyor ya da ürünü teslim alıyor. Ve bu bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapıyor. Yani o bilgilerin sızması bu arada iddianamedeki 331 mağdur yani müşteki arasında o kargo şirketleri İşte giyim mağazaları, o öyle yerler de var, teknoloji şirketleri de var. Çünkü onların da ismini kullanarak dolandırıcılık yapmışlar. Şimdi ama jigolo tuzağı gerçekten o ayrı bir boyut. Yine holdingin bir şeyi. Timur, oraya geçmeden, jigolo tuzağına geçmeden kaç dakikam kaldığını öğreneyim ki seni bölmeyeyim yönetmenim. O zaman gideyim döneyim. Olabiliyorum 6 dakika mı? Gigolo tuzağını 6 dakikalık reklamın ardından anlatalım. 6 dakika sonra buradayız. Patron olmak zordur. Aynı anda bir sürü işi çekip çevirmen gerekir. Bir yandan şirketin nakit ihtiyacıyla uğraşırsın. Bir yandan da gözün e-ticaretteki satıştadır. Tam her şeyi hallettim dersin. Patron, personel maaşları üzerinden geçecektik. Kerem Bey, yıl sonu mali tablolara bakacaktık. Lojistik, insan kaynakları, finansman, her an yeni bir iş çıkar. Neyse ki artık Dijital Köprü'nün süper evi var. Adı gibi süper vallahi. İhtiyacım olan her şey bu telefonun içinde. Sadece mobil bankacılık değil ki. E-fatura, e-ticaret, insan kaynakları, Dijital Köprü Süper App'teki 20'den fazla dijital çözümle her işi halletmek süper kolay. Dijital Köprü Süper App'i hemen telefonunuza indirin. 300.000'den fazla KOBİ gibi siz de her an her yerden işinize yetişin. Şirvan Önkol, 42 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. 15 yıldır gayrimenkul sektöründe hizmet veriyorum. Sektörümüzün en büyük problemi aslında güven. 11 yıldır sahibinden.com kullanıyorum. 11 yıldır sahibinden.com kullanmam gerek alıcı gerek satıcı müşterilerimde ekstra güven sağlıyor. İyi ki de sahibinden.com'la tanışmışım. Gelen müşterilerimiz görmek istedikleri gayrimenkulü daha önceden sanal turla gördükleri için daha bilinçli bir şekilde geliyorlar ve daha hızlı sonuca ulaşıyoruz. Sahibinden.com ile beraberken her zaman ofisimde olmak zorunda hissetmiyorum. Çünkü benim ofisim her zaman yanımda. On binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. Düşünsene, gün doğarken seni işe koyduran ne? Hayal etsene. Toprağa ektiğin bir tane, sana bakacak onlarca sene. Sabahın 8'inde, akşamın 10'unda. Dönüştürsene, şehirleri hayata, tarlaları geleceğe. Hayallerin büyütsene. Merak etme, altından kalkarız birlikte. Toprağa can katanlarla, her mahsulde yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. Bire bir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Dünyadaki tüm restoranlarda yılda 18.000 TL'ye varan indirim ayrıcalığı yaşa. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında Akbank. Pardon hesap. Ablacığım ne yapıyorsun? Ben davet ettim. Ben ödemiyorum ki, Vodafone ödüyor. O ne demek kız? Vodafone'un yeni bütçe dostu tarifesine geçtim. Her ay 100 liramı geri alıyorum. Onunla da kardeşime kahve ısmarlıyorum. Bütçe dostu tarifeyle Vodafone'a gel, her ay 100 liranı Vodafone Pay cüzdanından geri al. Alışverişini yap ya da faturanı öde, durma özelliğiyle faturanı aşma. Güncel haberlere anında erişmek artık çok kolay. WhatsApp'ı açın ve güncellemeler sekmesini arayın. Arama kısmına Halk TV yazın, çıkan sonuçlardan Halk TV sayfasını bulun. Ve sağ üst köşede bulunan takip et seçeneğini unutmayın. Sıcak gelişmelerden anında haberdar olun. Halk TV'yi WhatsApp'ta takip edin ve habere istediğiniz an hemen ulaşın. On yıldır her sabah güne birlikte başlıyoruz ve hakikati birlikte karşılıyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Bizim kültür elçimiz Fazıl Say bizimle birlikte. İşe yaradı benim müziğim mesela. Aynı zamanda onu da ifade etmek gerekir. Hiç kimsenin bu konuda hiçbir şüphesi olmasın ki Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yüreğinde, kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Yani Z kuşağı diyorlar ya, evet. Onlar okuyor. Siyaset var ya, araç. Araç. Ülkemize, ülkemizin demokratik hayatına sizin yeni genel başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun diye. Çok teşekkür ediyorum. Biz de her zaman bekliyoruz. Sağ Şeref olun. Verdiniz. Eksik olmayın. Sağ olun. Halk TV'den sizlere iyi bir gün diliyorum. Yönetmenim kızmasın, sandalyeyi düzeltiyordum. Kayda Geçsin devam ediyor. Şimdi Timur, çok mesaj gelmiş. Bir, insanlar korkmuş. Evet, iki, tebessüm etmişler ama her şeyden önce panik var. Çünkü milyonlarca insanın bilgisini nasıl sızdırdığını bu dolandırıcılık holdingini kuran kişi rahatlıkla iddianamede anlatabiliyor. 500 kaç sayfaydı iddianame? 544. 544 sayfalık bir iddianamenin haberini anlatıyor Timur Soykan. Burası bir dolandırıcılık holdingi. Farklı farklı dolandırıcılık yöntemleri var. Çağrı merkezleri var. Sadece İstanbul'da 4 çağrı merkezinden söz ediyoruz. Burada çalışan insanlara nasıl yüksek maaşlar verdiğini de anlatıyor. Bu kişiler günlük olarak mesela 1000 kişilik bir liste hazırlanıyor. O listeleri tek tek sabah saatinde çaylarını koyup aramaya başlıyorlar ve insanları dolandırıyorlar ve korkutma yöntemiyle dolandırıyorlar. Çünkü ellerinde o kişiye ait bütün bilgiler oluyor. Şimdi birçok yöntemi anlattın. Bir başka başlığa geçiyorsun. Ne o? O da jigolo tuzağı. Jigolo tuzağı. Yani ne o tuzak? Holding'in yani söz konusu... Eğer evet, söz konusu... Uzmanlık holdingin... yükleniyor. Daha uzman oluyorum buna gerçekten. Hemen uzman olasım geliyor. Şimdi bu yani alt başlıklardan bir tanesi, yöntemlerden bir tanesi. Yalnız söylüyorum, bu programı saatleri yetmez yöntemlerin hepsini anlatmaya. Yöntemlerden bir tanesi de jigolo tuzağı. Bunun yöntemi de ilk burada devreye giren yine çağrıcılar oluyor. Şimdi çağrıcılar Instagram hesabından bir örnek üzerinden anlatacağım. Çok daha iyi anlaşılacak. TŞ isimli bir kişi var. Instagram'da fotoğraflarını paylaşıyor herkes gibi. 14 Aralık 2020 günü bu TŞ'ye Instagram hesabından bir mesaj gönderiyor. Yine bahsettiğimiz Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun çağrı merkezindeki bu konuda uzmanlaşmış olan dolandırıcılar. Ona attıkları mesajda diyorlar ki ya biz işte bir şekilde bir jigololuk merkezi kurduk. İşte böyle kadınlar buraya başvuruyorlar ve sizi oraya yönlendiriyoruz şeklinde bir suç ağını tarif ediyorlar. Ama diyorlar siz bu sistemi alırsak bunda... şey başına, yani yaptığınız işlem başına mı denir artık, ne denir? 4000 TL para alacaksınız diyorlar. Şimdi bu TŞ de buna kanıyor. Şöyle çok gülüyor. Şimdi TŞ de buna kanıyor ve diyor ki ben bu sisteme dahil olmak istiyorum. Ama diyor ki dolandırıcılık şebekesi bir şekilde bu sistemi size almak için, kayıt ettirmek için 400 TL yatırmanız lazım hesaba. Ve bu kişi gidiyor. Bunların hesabına verdikleri yine başka kişiler üzerine kayıtlı kiralık hesaplara 400 TL yatırdı TŞ. İşlem başı 400 TL miymiş? Hayır. Sadece kayıt olmak 400 TL. Yani o şey merkezine... Bununla ilgili dizi var biliyorsun değil mi? Gain'de. Masum Karaca'nın oynadığı Masum C diye bir dizi var. Motokurye. O da jigolo rolünü oynuyor. Aynı bu şekilde sisteme dahil oluyor. Sistemi arıyor. Oraya dahil oluyor. Para yatırıyor. Aynı şeyde senaryosunu işte bu sisteme dahil olamıyor aslında. Zaten böyle bir sistem de yok aslında. Ama TŞ bu sisteme girdiğini zannediyor. 400 TL'yi veriyor ve bir parayı yatırdıktan sonra bakın ertesi gün 4 Mayıs 2020'de yoldayken canı yanıyor. Efendim? Yoldayken canı yanıyor. Evet, 4 Mayıs'ta mesajı attılar. Bu mesaja dönüş yaptı. Kabul ediyorum dedi. Ben bu işte çalışırım dedi. Öteki de dedi ki sen 400 TL verirsen seni sisteme alacağız. Kazanacaksın. Evet. 4000 TL'de kazanacaksın diye teklifte bulunuyorlar. Şimdi bunun üzerine 5 Mayıs'ta yine çağrıcılardan kadın dolandırıcılar devreye giriyor. Ve çağrıcılardan kadın dolandırıcı bu TŞ'yi arayarak TŞ'yi aramıyor önce. kadın dolandırıcılardan önce bir erkek dolandırıcı yine teşeyi arıyor ve diyor ki size müşteri çıktı. Şimdi fotoğrafları da var ya. Ve diyorlar Esra isimli bir hanımefendi 4000 TL'ye yatırdı ve sizi bekliyor diyorlar. Bu kişi de teşe bunun üzerine tamam diyor, numaramı verebilirsiniz diyor. O sırada çağrıcılardan Esra, kadın bu sefer Esra adını vermiş kendine dolandırıcı. Teşeyi arıyor. Teşeyi diyor ki ben Yalova'dayım. Gelebilir misin? Şey yapabilir misin? Şimdi gelebilir misin? Teşhir diyor şu an işteyim. Teşhir çalışıyormuş aynı zamanda başka yerde. Hemen gelemem, akşam gelirim olur mu diyor. Esra diyor olmaz diyor. O işte böyle kalıyor. Bu sefer ama bu sırada 400 lirayı kaybetti. Ertesi gün yine arıyorlar ve diyorlar ki Esra Hanım tekrar sizi istiyor. Ama tekrar 400 TL yatırmanız lazım. Sistemi kaydınızı yenilememiz lazım. Ayrıca 800 TL'de komisyonumuzu ödememeniz lazım. Bu sefer 800 TL'yi de ödüyor. Esra tekrar arıyor. Tekrar Esra ile diyalog kuruyorlar ama tekrar iş bağlanamıyor. Ve sonra yine 4000 TL yatırdıklarını söylüyorlar. Ve böyle bu günlerce süren olaylar sonunda bizim TŞ'ye 6800 lira yani para kazanmak isterken bu yolculuktan 6800 TL kaybederek sonuçlanıyor. Sonra internete girdiğinde aslında bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu öğreniyor. Şimdi dediğim gibi farklı yöntem holdingin altında çağrı merkezlerinde çok daha farklı alanlarda dolandırıcılıkta uzmanlaşmış faaliyetler de var. Ama ilgi çeken noktalardan bir tanesi de bu kişiler ne yapıyorlar biliyor musun? Arıyor ya bir de dolandırmıyor. Her gün 1000 kişiyi arıyorlar. 1000 kişiden 100 tanesini dolandırsalar büyük başarıdır herhalde. Onlar için de çok ciddi bir gelir kaynağıdır. Aradıkları kişiler bunlara kanmayınca insanlara küfürler ediyorlar. Ve polis o sırada bunları dinliyor. Artık 2022 yılında polis çarkı fark etmiş, dolandırıcılık holdingini fark etmiş durumda. Hatta içeri ajanlar sokuyor çağrı merkezlerine ve bu insanlara dolandıramadıkları kişilere hakaret ettiklerini tespit ediyor. Hatta ne yapıyorlar biliyor musunuz? Eşek anırma sesi dinlettiriyorlar insanlara. Yani dolandıramadıkları kişilere hakaretlere göre eşek anırma sesi dinlettiriyorlar. Sonuçta Eylül 2022'de operasyon yapıldı arkadaşlar. Hı hı. Abdullah Coşkun Çelebioğlu, onun eşi, kardeşi, Oktay Mert bu şebekede görev alan ki şirketler de kuruyorlar. Bazı zamanlar kendilerini savcı olarak tanıtıyorlar. Bazı zamanlar kendilerini maliye memuru olarak tanıtıyorlar insanları ikna etmek için. Kamu görevlisi rolü de yapıyorlar yani. Ve bu kişiler nitelikli dolandırıcılık suçundan operasyon yapıldı. İlk etapta 31 kişi tutuklandı. Parça parça bir kısmı serbest bırakıldı. Ama Abdullah Coşkun Çelebioğlu hala tutuklu. Ne kadar parası olduğu... Oktay Mert de tutuklu. Ne kadar paralarına olduğu bilinmiyor. Yani toplam vurgun miktarını belirlemek mümkün değil. Çünkü çok büyük paralardan bahsediyoruz. Ama Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun Silivri'de büyük bir çiftlik aldığı, o çiftliğe kızıl geyikler, ala geyikler, böyle dünyada nadir bulunan hayvanlar, deve kuşları falan götürmüş. Öyle bir merakı var. Öyle devasa bir çiftliğinin olduğu biliniyor. Ama parası nasıl özellikle bu kripto para... soğuk banka cüzdanları, soğuk cüzdanlar üzerinden transfer ettiği tahmin ediliyor. Abdullah Coşkun Çelebioğlu suçlamasını reddediyor. Ben dolandırıcılık yapmadım diyor. Pek çok kişi itirafçı oluyor. Hatta onun kardeşi de itirafçılar arasında nasıl bir dolandırıcılık faaliyeti yaptıklarını anlatıyorlar. Yani işin özeti memleket sahipsiz. İnsanlar her gün dolandırılıyor. Savcılar artık gerçekten bu dolandırıcılık fırtınasında dosyalara yapamıyorlar arkadaşlar, yetişemiyorlar. Ya yetişmek bir tarafa, yetiştiğinde de eli kolu bağlı durumda. Çünkü patates hatlardan söz ediyorsun. Tabii. Onlarla o kişilere ulaşılamıyor. Aynı şekilde İBAN'cılar da benzer şekilde Suriyelilerin birilerinin üzerine yapılmış durumda. Yani kişiye ulaşmak, adrese, bilgiye ulaşmak mümkün değil. Parayı takip etmek çok son derece zorlu. Yani Türkiye'de gerçekten de artık burası vahşi bir orman. Yani evet, hepimizin her an dolandırılabileceği. Ve bu konuda da bu operasyon başarılı bir operasyon. Ben gerçekten iddianameyi yazan savcıyı da tebrik ediyorum bu arada. Yani çok zorlu bir iddianame. Yani sadece eylem sayısına bakıyorsunuz. Onlarca dolandırıcılık eylemini tek tek çözmüşler. Ve hepsi aynı yerlere bağlanmış. Ama buradan tekrar vatandaşlarımıza Murat'ın her zaman yaptığı gibi, belirttiği gibi çağrı yapalım. Yani bir tüketici kanununda siz alırsınız, hatta belirli bir süresi de var. İstediğiniz zaman iade edersiniz. Bunu iade ettiğiniz için şirket size asla bir bedel çıkartamaz. Bu sizin hakkınız. Ama bu kişiler bu tür yöntemlerle size birisi sizden IBAN'ınızı istediği zaman, biri sizden para talep ettiği zaman mutlaka ve mutlaka bunun denetimini yapın. Bunu akıl süzgecinden geçirin. AMTÖ gibi de kesin olmayın yani. AMTÖ 37 lirayla girip 150 bin lira kaybediyor. Bunu konuş. Ama tabii burada da insanları uyarırken de bir taraftan da anlamak lazım. Biri karşınızda, bu örnekler açısından söylemiyorum ama Murat'ın daha önce anlattığı örnekler vardı. Banka hesaplarınızdan para çekiliyor, bilginiz yok. Çünkü telefon ve o banka hesabı kopyalanıyor. Yani başkalarının alması gereken güvenlikler var, güvenlik kesinlikle önlemleri var. Onlar o güvenlik önlemlerini almıyorlar ama siz istemeden bu tuzağın içine düşmüş oluyorsunuz. Ya da bu örnekler değil, başka örneklerde bütün bilgileriniz karşınızdaki kişinin elinde. Ne yapacaksınız? Ve inandırıyor seni. Yani avukat olduğunu neden inanıyorlar biliyor musun? Yani çok iyi rol yapıyorlar, hukuki terim kullanıyorlar ama bilgilerini söylüyorlar. Şimdi iddianameden verdiğin örnek. Babam, annem hastanede ameliyat olmuş, çıkmışım, bir şey olmuş. Hastaneyle ilgili bir bilgi anlatıyorlar. O an onu mu düşünürsünüz? Kesinlikle. Annenizin, babanızın sağlık durumunu mu düşünürsünüz? Ne yapacaksınız? Aynen öyle. Şimdi bu konuda Murat'ın çok ısrarlı bir takibi vardı Kayda Geçsin'de. Dolandırıcılık dosyasının peşini hiç bırakmadı. Bugün de sanıyorum kısa kısa örneklerin var. Onları verip yeniden sana döneceğim. Bir başka önemli haber anlatacağız. Bankacılık sisteminde bir açık var. Ve bizler yurttaşlar olarak bankalardaki hesaplarımızda limit artışı istediğimiz zaman çok fazla işlemden geçiyoruz. Yani evet, talepte bulunuyorsun. O talep onaylanacak. Onaylandıktan sonra hesabın arttırımı olacak. Mesaj geliyor filan, bir sürü prosedürler var. Dolandırıcılar ele geçirmiş oldukları banka bilgileriyle, kişilerin banka bilgileriyle bir bağa giriyorlar. Ve akıl alınmayacak derecede hızlı şekilde bütün kişinin hesaplarında bulunan miktarları inanılmaz derecede arttırıyorlar. Onu çekiyorlar. O şifreler bu kişilere gelmesine rağmen kendileri alıyorlar, çekiyorlar. Ve ondan sonra ortaya bir mağdur çıkıyor. Bu mağdur derdini anlatmaya çalışıyor bankaya. Bankaya diyor ki ya kardeşim ben dolandırıldım. Bakın dolandırılma işlemi de bu. Bu paranın hesabının gittiği yer de belli. Bunu durdurun. Banka diyor ki hayır kardeşim bu senin sorumluluğunda. Sen durduracaksın diyor. Şifre. Yargıtay'ın 11. Hukuk Dairesi'nin bununla ilgili emsal kararları var. Banka bunu söyleyemez. Söyleyemez bunu. Her ne kadar kullanıcı bunu korumakla mükellefse de banka da o şifrenin doğru kişiye gittiğinin tespitini yapmak zorunda. Banka kişiye mesaj gelmiyor ki. Zaten o mesaj geldiğinde, mesela gece geliyor. Mesaj gece geldiğinde zaten bununla ilgili olan olmuş oluyor. Adamın eli kolu bağlı, para gitmiş, durdurun diyor, durduramıyor. Karşı hesaptan alın diyor, alamıyor. Karşı bankaya söylüyor, bir şey yapamıyor. Zaman geçiyor. Savcılığa gittiğin zaman yazı alıyorsun, bir sürü hazırlık yapıyorsun. Savcılığa gittiğinde savcılık diyor ki bu para hangi bankaya aktarılmış? X bankaya. X bankaya yazı yazıyor savcılık. Bu para kime aktarıldı? Cevap gelene kadar 3 ay gidiyor. O sırada banka durmuyor. Banka haciz işlemi yapıyor hemen. Ödemezsen bütün her şeyine hacize geliyor. Ödersen faiziyle ödüyorsun. Bir de senin harcamadığın bir parayı ödemek kadar ağır gelen bir şey olamaz herhalde ya. Ve bu paralar öyle bankaların kazandığı kadar kolay paralar değil. İnsanların alın teriyle kazandığı paralar. Çok zor paralar. Yine bununla ilgili çok fazla mesaj alıyorum ben zaten. İnsanlar da çaresiz şekilde yardım edin diyorlar bize ama bizim yardım edebileceğimiz bir şey yok. Sadece dile getirebiliriz. Bunu duyurabiliriz. Herkesi de duyurmamız mümkün değil. Şu anda inanın 110 tane tek tek kayıt alıyorum ben. 110 tane bu şekilde dolandırılan insan var ve bu bir ay içerisinde aldığım mail benim. Ama bankadaki yetkililerle konuştuğumda bu sayı 10 binlerce kişi. 10 binlerce kişi ve bir çığlık var. Bu çığlığı duyması gerekiyor devletin ya da bankaların. Buna kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. Bakın şimdi. Aslıhan Hanım, QNB Finans Bank'ta kredi kartını dolandırıcıların eline geçmiş, kredi kartı bilgileri ve mağdur edilmiş. 23.000 TL kredi kartından yurttaşı hesaba aktarılıyor. Ve bu hesaba aktarılırken mesela mutlaka bize SMS geliyor. Doğru onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz filan diye bir SMS gelmesi gerekiyor. Gelmemiş. Öyle bir şey yok. Bankadan aktarılmış. Bankanın yetkilisiyle görüşüyor, müşteri hizmetleriyle görüşüyor. Ses kaydı var. Müşteri hizmetlerine soruyor. Çok da mantıklı sorular soruyor. Banka diyor ki evet diyor ama diyor aktarılmış diyor. Bunun sorumlusu kim? Kullanıcı olamaz. Banka bundan sorumlu. Bu işlemi yaparken şüpheli işlem diye tanımlaması ya da belirli miktarın aktarılırken... Bir de ben nereden bileceğim bu banka üzerinde ama bankanın içeriden birilerinin... Anlaşmalı olup olmadığını. Aynen öyle. Şimdi diğeri ise Hakan İptaş. Hakan İptaş maden işçisi. Madenci, emekçi. Yerin altında 3 kuruş para kazanabilmek için sağlığından vazgeçmiş, evine ekmek götürmeye çalışıyor. Oğlu var. Oğlu da hasta. 9 defa ameliyat olmuş. Beyninde problem var. 9 defa ameliyat olmuş ve tedaviye muhtaç. Devamlı tedavi oluyor. Tedavi içinde işinden çıkıyor. İzmir'e gidiyor. İşte istenilen ilaçları alıyor ya da malzemeleri alıp geri getiriyor. Çocuğunun tedavisi için mücadele ediyor baba. Babanın kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Eteç diye bir şirketten alışveriş yapılıyor. Babaya 90 bin lira fatura çıkarılıyor kredi kartında. Normalde babanın kredi kartının limiti belli, küçük bir limit. Bunlar limit arttırımına giriyorlar. Limit arttırma talebinde bulunuyorlar. Limiti arttırıyorlar. Alışverişi yapıyorlar ve adama hiçbir mesaj falan gelmiyor. Ta işlemler bittikten sonra limit arttırımı için akşam mesaj geliyor ve o anda anlıyor dolandırıldığını. Hemen bankayı arıyor. Bu işlemler bana ait değil. Sabah gelin diyorlar, şey yapalım. İtiraz dilekçesi. İtiraz dilekçesi dolduruyor. Yine Finansbank. İtiraz dilekçesi dolduruyor. İtiraz dilekçesinin neticesinde diyor ki tamam diyorlar, biz bakacağız. Abi şimdi aciz götürüyorlar adamı. Adam diyor ki ya ben çocuğuma bakamıyorum. Çocuğum ölecek. Ben zaten 3 kuruşta ona bakmaya çalışıyorum. Zaten imkanım yok. Murat Bey diyor, dolandırıcıların suçunu ben niye çekiyorum diyor. Harcamış olsam diyor ben bunu ödeyeyim. Ama benim harcamadım, benim kontrolümde olmayan bir olaydan dolayı ben neden yargılanıyorum diyor. Neden bu parayı ödüyorum diyor. Evime haciz gelecek diyor. Zaten evimde bir televizyon, bir çekyat var, onu mu alacaklar diyor. Alsınlar diyor, ben oğlumun peşindeyim diyor. Ben onlar benim maaşıma haciz koyarlarsa ben oğlumun tedavisini nasıl gerçekleştireceğim diyor. Gidiyorlar tutana tutuyorlar ama hiçbir şey yok. Tabii savcılık süreci de çok uzun sürüyor. Haklılığı ortaya çıkacaktır mutlaka. Ama işin içinden sıyrılmaya çalışıyor bankalar. Her yıl milyarlarca TL kazanç elde ettiklerini anlatan bu bankalar bu gibi insanlara, bu gibi emekçi insanların bu tür mağduriyeti yaşamalarının önüne geçmek zorunda arkadaş. Ki Yargıtay'ın da kararları var. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararı var kardeşim. 11 tane, 12 tane hukuk kararını ben burada anlatmıştım hatırlarsan. Evet, hatırlıyorum. Bütün izleyicilerimiz arama motorlarına Yargıtay 11. Hukuk Dairesi dolandırıcılık kararları veyahut da banka yazdığı zaman karşısına birçok örnek emsal teşkil eden kararlar çıkacak. O kararlarda bankaların nasıl sorumluluk altında olduğunu, telefon operatörlerinin nasıl sorumluluk altında olduğunu ve bunu emsal kararlarıyla zaten belgelemiş. Vazgeçmeyin. Suç duyurusunda sadece sizi dolandıranları değil, bankayı da ekleyin. Banka da sizin güvenliğinizi sağlamak zorunda. Ama lütfen telefonlarınızla ilgili tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerden gelen linklere tıklamayın. Özellikle telefonunuz Android ise. Bu linklere tıklamayın. Telefon numaranızdan güvensiz sitelere girmeyin. Bununla ilgili alabileceğiniz kişisel önlemler alın. Banka hesaplarınızın mutlaka şifrelerini birçok defa değiştirin ve 3-4 defa korumalı olsun. Bankaya gidip bu sorunları anlatın ve bankadan hesabınızın korumasıyla ilgili mutlaka destek alın. Şimdi bazı bankalar bunu engellemek yerine uyanıklık yapıp şey çıkarmışlar. Sigorta. Banka hesabınızı sigorta alıyoruz diye. Bir de oradan ya zaten senin görevin. Evet. Senin sorumluluğun. Senin sorumluluğun da zaten. Bir daha ekstradan sigorta yapmak ne demek ya? Bunun içerisinde yeni bir şey daha başladı. Cep telefonu numaralarını şimdi her yerde geziyor. Elde geziyor. Değil mi? Herkes de var. Panel diye bir uygulama var. Defalarca anlattık bunu. Defalarca. 10 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında çocukların elinde bu bilgileriniz. Adınız, soyadınıza giriyor. Giydiğiniz çamaşıra varana kadar her şeyin markasını tık 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 veriyor. Sağlık bilgileri, eviniz, adresiniz, en son alışveriş yaptığınız yer, her şey var burada. Satılıyor bilgileriniz. Ve bu bilgilerle birlikte sizin adınıza, cep telefonunuza giriyor. Yaşa bakıyor. Cep telefonunuza bazı pornografik videolar gönderiyor ya da fotoğraflar gönderiyor. İlk önce size tanışmak için merhaba, nasılsınız falan diye yazıyor. Siz merhaba dediniz, kimsiniz? O da tanıtıyor kendini. Sizi şurada gördüm, burada gördüm, adrese yakın yerlerde. Hı hı. Tanışabilir miyiz? Şöyle oluyor, böyle oluyor. Konuşma sonrasında fotoğraflar gönderiliyor. Sen o fotoğrafları sildin mesela. Hiçbir önemi yok. Ardından birisi arıyor. Sen benim diyor kızımla, daha reşit olmayan kızımla görüşmüşsün. Böyle fotoğraflar olmuş. Kızımı taciz etmişsin. Hayır diyor, öyle bir şey yok. Ben böyle bir şey yapmadım diyorsunuz. Ardından avukat arıyor. Sizin hakkınızda taciz iddiası var. Dosya açıyoruz, dava açıyoruz ama isterseniz uzlaştırmaya gidebiliriz diye. Yoksa ne endişesi duyuyor ki? Fotoğraf gönderilmiş. Ekran resimleri alınmış. Sanki varmış gibi gösteriliyor. O fotoğraflar gelmiş. Senin WhatsApp numaranı alıyorlar zaten, elinde var. Telefon numaraların ellerinde. Tanışmak için yazıyorlar sana. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Bu tür şeylerini engellemeleri lazım. Bu tür sizi tehdit edenlerin hepsini savcılığa mutlaka bildirmeniz lazım. Sosyal medya hesaplarından yatırım şirketleri, Fonex hesabı ya da şu gibi filan reklamlarla hala dolandırmaya çalışılan ve buna inanan milyarlarca insan var. Milyonlarca insan var, özür dilerim. Milyonlarca insan var. Bakın en son yine izlediğim haberlerden sosyal medyada iddia kuponu oynanıyor. Ve Instagram'da diyorlar ki tutturma garantili maçlar veriyoruz. Bu bir kişi zaten borcu var, kredi kartı borcu var ve kısa sürede ödemek zorunda. Biz diyor 500 lira karşılığında size kupon veriyoruz. Tutmuş kupon, kesin. Şu kadar misli, 30 misli, 40 misli. Bu kişi inanıyor. 500 TL gönderiyor. Gönderdiği yerden maç bilgileri geliyor size diyor. Maç bilgilerini biz mi oynayalım, siz mi oynarsınız? Bizdeki oranlar şu kadar, sizdeki oranlar bu kadar diye. O da diyor ki sizdeki oranlar daha yüksek. Oynayabilirsiniz. Şu kadar gelirim garanti mi? Garanti diyorlar. Oynuyorlar, sonra belirli bir süre sonra şöyle kendisine mesaj geliyor. Tebrik ederiz, 144 bin lira kazandınız. Maçlar tuttu. Aa, süper diyor. Yalnız diyor bunun diyor vergisi var biliyorsunuz. Bunun vergisini yatırmanız lazım diyor. Ne kadar diyor? 9400. Şimdi adam diyor ki 140 bin lira gelecek. Ben 9400'ü yatırırım diyor. Yatırıyor. 9400 geldi diyor ama benim şefim bunu onaylamadı. Çünkü kazancınızla ilgili kesim yapılmış. Kesinti yapılmış. Şu kadar daha yatırmanız lazım. Bu kadar yatırmanız lazım. 40 bin 50 binlik oluyor. Gidip sağdan soldan borç alıyor ama para hiçbir zaman gelmiyor. Buradaki yöntemler gibi yani. Sürekli o tuzakta parayı kurtarmak için daha fazlasını kaptırıyorlar. Ve evet, sosyal medya fenomenlerinden bazıları ben nasıl para kazandım, oturduğum yerden para kazandım diye reklamlar yapıyorlar. Yapmanız gereken sadece şu uygulamayı indirip verilen görevleri yerine getirmek diye reklamlar yapıyorlar. Bu dolandırıcılık sitesinin reklamı. Dolandırıcılık sitesinin reklamı. Belirli görevler yapılıyor. 100 lira yatırılıyor, 500 lira yatırılıyor, 1000 lira yatırılıyor. 4. 5. görevde bunu yapmak istiyorsanız şu kadar para yatırmanız gerekiyor diye bu sefer insanlardan para alıyorlar. Ama bunun reklamını yapabilmek için de bu tür çok takipçili hesaplara reklam veriyorlar. Reklam adı altında bunlar ne yaptığının farkında değiller. Hatta bir tanesine yazdım. Bu dolandırıcılık hesabı biliyor musunuz dedim. Ben bunun sadece tanıtımını yaptım diyor o kişi. Tanıtımını yaptın zaten. Zaten bunlar da onu amaçlıyor. Bir şey suç ortaklığına. Tabii suç ortaklığı. Yani. Bu suç ortaklığı. Şimdilik buna nokta koyalım. Zaten her hafta devam ettirmeye çalışıyoruz. Timur, ister burada rahat anlatmak istiyorsan, ister burada yok, ayağa kalksın, anlatalım. Ama bu defa çubuğa alma. Işın kılıcı mı? Işın kılıcı mı? Yok yok, şimdi önemli bir konuya geçiyoruz. Salih Zoroğlu. Evet. Salih Zoroğlu bir psikiyatrist. Ve gerçekten böyle Türkiye'nin sarsıldığı haberlerden biriydi. Timur Soykan bunu Kayda Geçsin'de anlattığında. Salih Zoroğlu'nun işte çocuklar vardı, danışanları. O çocuklara çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koymuştu. Demişti ki size anneniz, babanız sizi istismar etti. 40'tan fazla, kiminin 35, kiminin 40, kiminin 50 kişiliği vardı. Siz hatırlamayabilirsiniz ama o kişilikler bunu hatırlayacak ve çocuklara uyuşturucu bir ilaç veriyordu ve bu ilaçla da manipüle ettiği iddia edilmişti. Yani iddianamede bunun üzerine kuruluydu zaten. Haberin detayları da böyleydi ve o çocuklara anne ve babalarını nasıl zehirleyeceklerini de, nasıl öldüreceklerini de yöntemleriyle aslında anlatıyordu, yol gösteriyordu. Timur bunu daha önce Kayda Geçsin'de anlatmıştı. Şimdi bu olayın ilk duruşması yapıldı. Evet. Ve çocuklar orada hem Salih Zoroğlu'nun ölüm listesini anlattılar hem de ne yaşadıklarını anlattılar. Duruşmayı takip ettin. Ya gerçekten şunu öncelikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Yani bütün bu vakalarda özellikle cinsel istismar, çocuğun cinsel istismarı, kadına yönelik şiddet, kadının cinsel istismarı gibi davalarda öncelikle şunu altını kalın çizgilerle çizelim. Çocuğun ve kadının beyanı esastır. Bu tartışılacak herhangi bir konu değil ve asla tartışılamaz. Bunun öteki türlü başka bir şekilde bu vakanın, Türkiye'nin bu kanayan yarasının üzerine ekmek mümkün değil. Çocuğun beyanı, kadının beyanı esastır. Bu konuda en ufak bir taviz de söz konusu olamaz. Burada çok istisnai bir örnekle karşı karşıyayız. Burada Profesör Doktor Salih Zoroğlu Türkiye'de önemli, bu konuda önemli, özellikle çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında önemli uzmanlardan biri olarak görünüyordu. İşte Adli Tıp Kurumu'nda yıllarca çalışmıştı. Gaziantep'te çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümünü kurmuştu. İstanbul Üniversitesi'nde görev yapmıştı. Ve bu anlamda CV'sine bakıldığında da ailelerin internetten bulup çocuklarını götürdüğü biriydi. İstanbul Üniversitesi'nde görev yaparken FETÖ'ye yönelik, İstanbul Üniversitesi ayağına yönelik operasyonda 1,5 yıl tutuklu kaldı. Oradan çıktıktan sonra Bakırköy'de, İstanbul Bakırköy'de bir klinik açtı. Ve bu kliniğe gelen çocuklara çok kısa testler uygulayıp onlara çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Kiminde 40 karakter olduğunu söyledi, kimisinin 50 kişiliği olduğunu söyledi. Yani inanılmaz sayıda çocuklara yönelik aslında çok nadir görünen, çok az görülen bu rahatsızlığın, yani çoklu kişilik, fazla kişiliği olan insan vakasının çok fazla çocuğa koyduğu bir örnek yaşandı. Yani onlarca çocuktan bahsediyoruz. Ve bu çocuklara şunu söyledi ailelerine de. Çoklu kişilik bozukluğu hastalığı olması için senin aile içi cinsel istismara uğramış olman gerekiyor. Yani ya baban, ya annen, ya dayın, ya amcan sana cinsel istismarda bulundu ve sen bunun üzerine bu hastalığı yaşıyorsun. Çocuklara bunu ikna etmeye çalıştı. Şimdi burada çocuklar bunu söylemiş olsa, çocuklar zaten işte dikkat bozukluğu olan çocuklar, bunlar depresyon yaşayan çocuklar, yani ona gitmelerinin bir nedeni olan çocuklar, psikolojik rahatsızlıkları olan çocuklar. Çocuklar böyle bir beyanda bulunsa, yani profesyonel yönlendirmesi olmadan kesinlikle bu adli soruşturma konusu olmalı ve bu konu araştırmalı, bakılmalı. Ama buradaki olay gerçekten çocukların iradesinin, çocukların beyanının sakatlandığı bir olay. Çocukların hepsi ilk terapi başladığında, seans başladığında doktor onlara bunu söylediğinde, yani aile içi cinsel istismara uğradınız dediğinde çocukların hepsi böyle bir şeyin olmadığını, kesinlikle annelerinden, babalarından böyle bir cinsel istismar görmediklerini ifade ediyorlar bu klinikte. Ama iddiaya göre, iddianameye göre Profesör Doktor Salih Zoroğlu bu çocuklara ketamin denen ve çok ağır depresyon vakalarında, yani intihara meyilli olan durumlarda hastanede uygulanan bir ilaç enjekte ediyor. Yani bakın, uluslararası sağlık örgütlerine göre, Türkiye'deki bu konudaki uzmanlara göre kesinlikle ve kesinlikle hastane dışında ve çocuklara, ergenlere uygulanamayacak bir ilacı veriyor, ketamini veriyor. Ve bu ilaç uyuşturucu etkisi olan bir ilaç, uyuşturucuya benzer etkileri olan bir ilaç ve halüsinasyonlara neden olan bir ilaç. Volde verebilir miyiz? Şimdi Gökçe. Evet, bir görüntü izleteceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Duruşma başladı ve daha önceki soruşturmalarda da Salih Zoroğlu çocuklara ketamin vermediğini, çocuklara ketamin enjekte etmediğini, bir oynatmadan vermediğini söyledi. Daha önce vermediğini, çocuklara vermediğini ketamin söyledi, vermediğini söylemişti. Çocuklar ve aileleri çocuklara ketamin verdiğini söyledi. Ve soruşturma aşamasında Profesör Salih Zoroğlu ile birlikte çalışan psikologlar da ketamin verildiğini söylüyor. Ama Salih Zoroğlu çocuklara ketamin vermediğini söylüyor. Bir ses vardı arkadaşlar. Önce Gökçe o sesi rica edebilir miyim? Şimdi bu yeni bir görüntü. Tamam, sesi verelim o zaman arkadaşlar. Biz de senin sahne ilaç bir şey zannedeceğiz ya. Alt üstte Allah'ın kesemedi yani. Kız yoksa kartılıyor musun ha? Ne dedi orada? Allah'ın kesemini. Şöyle yapıyor. Bakın bu görüntüde, bu görüntünün hikayesini öncesinden anlatmam lazım ama orada şey diyor. Allah'ın ketamini sana bir şey yaptı. Çocuk şu anda kusuyor. Bu 13 yaşında bir çocuk. Muayenehanede, Salih Zoroğlu'nun muayenehanesinde. Ve bu çocuğa ketamin verilmiş. Ve ketamin nedeniyle kusuyor sürekli. Çok, çünkü bazı hastaneye götürülenler oluyor. Yani ketamin aldığı için Salih Zoroğlu'nun muayenehanesinde, kliniğinde hastaneye kaldırılan çocuklar bile oldu. Şimdi bu çocuk da sürekli kusuyor, istifra ediyor ve o odadan çıktığı sırada birazdan tekrar dinleteceğiz. Salih Zoroğlu çocuğa diyor ki Allah Allah, sana da biz inanacağız bir şey olduğuna diyor. Allah'ın ketamini diyor. Yani ketamin verdiğini bu görüntüde kabul ediyor. Ya arkadaşlar bakın, bu inanılmaz bir vaka gerçekten. Bu inanılmaz bir vaka. Yani bir profesör üzerinden yaşadığımız bu kabus Çocukların yaşadığı bu kabus gerçekten inanılmaz bir olay. Yani dünyayı şaşkına çevirecek bir olay. Neden biliyor musunuz? Ya bu çocuklara bu ketamini verip halüsinasyon görmesini sağlarken aynı zamanda çocukları ailelerinin cinsel istismarına uğradıklarını ikna etmeye çalışıyor. Ve biz bunun kanıtlarına sahibiz. Nasıl kanıtlarına sahibiz biliyor musunuz? Bir kız çocuğuna, kliniğine gelen bir kız çocuğuna hatırlarsınız burada anlattık. Bir hoparlörü veriyor kamyon şeklinde. O gizli kamera var içerisinde. O çocuğa evine yerleştirtiyor o kamerayı. Ve ailesine çocuk normalleşince, ketamin etkisinden çıkınca orada gizli kamera olduğunu söylüyor ve gizli kameradan hafızasını alıp bilgisayara taktıklarında işte bu görüntüler bulunuyor. Çocuklara ketamin verdiği, çocuklara seanslardaki ses kayıtları, onlarca dosyada ses kayıtları çıkıyor. Bu da oradan çıkan bir dosya. Bir görüntü dosyası. Ve görüntü dosyasında çok net bir şekilde ketamin verdiğini çocuğa ve çocuğun ketamin nedeniyle bu hale geldiğini Salih Zoroğlu ifade ediyor. Bakın, duruşma ya gerçekten çok enteresandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor dava. Güvenlik tedbirleri nedeniyle geniş bir salona alındı, fuaye salonuna alındı. Ve avukatları, Salih Zoroğlu'nun ve diğer sanıkların avukatları bir tarafta, diğer tarafta ailelerin ve çocukların avukatları. Ve o avukatların arkasında bir bölüme de aileler oturtuldu. Salih Zoroğlu cezaevinden getirildi, kelepçeli bir şekilde. Yanında çalışan Ahmet diye bir psikolog var, o da getirildi. Jandarmalar sürekli etraflarında durdu. Ve Salih Zoroğlu ilk ifadesini, ilk mahkeme beyanında bulundu. Gerçekten fantastik. Bir profesör orada aslında bu tedavinin bilimsel olduğunu ve mahkeme heyetinde etkileyebilecek bir şekilde. Çünkü işi bu. Bu konuda da uzman. Anlattı. Ve şu iddiada bulundu. Benim tedavilerim bilimseldir. Ve bilimsel bir tarz. Ben bu konuda Türkiye'nin en uzman kişisiyim. Teşhislerim de doğru. Çocuklarda çoklu kişilik bozukluğu var. Aileleri de cinsel istismarda bulundu bunlara. Bunu savundu. Ve de çok böyle absürt örnekler de anlattı bu konuyla ilgili. Yani küfür içeren ve argo konuşmalar içeren örnekleri de açık açık anlattı. Ve dedi ki buna inanan bir kesim de var dünyada. Yani bu tedavi biçimi, tedavi de değil bu aslında. Bu yasak. Yani Türkiye'de, Amerika'da filan da yasak. Oradan bir rapor da sundu mahkemeye. Ve mahkeme heyetini etkilemeye çalıştı. Bilimsel bir tartışma olduğunu bunun. Ve bu çocukların hangi kişilikte, hatta şunu söyledi. Bu çocuklar konuşacak, bu davada şikayetçi. Ama bunların hangi kişilikleri konuşacak? Çünkü onların diyor 40 tane, 50 tane kişiliği var diyor. İddiası bu. Ve ilk defa çocuklar bu dönemden sonra o çocuklar, bu kabusu yaşamış çocuklar ona karşı konuştular. Duruşma sonunda onunla yüzleştiler. Çok kaç ve duruşma sonunda konuştular. Bir kısmı 18 yaşın üstünde artık. Yani çünkü sonuçta artık, 3 yıllık. Evet. O dönemde 16 yaşında, 17 yaşında, 15 yaşında olan var. Ya Şule, şöyle bir dava düşünebiliyor musun? Bir çocuk orada konuşuyor, bir profesör sanık sandalyesinde ve çocuk diyor ki bu profesör benim babamı zehirlemek için, öldürmem için bana yöntem öğretti diyor. Ona bakarak bunu anlattı. Dedi ki benim babamı zehirlemem gerektiğini söyledi bu profesör. Annem babama çorba götürüyordu, babam hastaydı. Çorbasına şu zehri katarak yavaş yavaş zehirleyeceğimizi ve bunun izinin adli tıpta çıkmayacağını ve böylece babamı ortadan kaldıracağımızı söyledi dedi. Çocuk bunu söyledi. Başka bir çocuk 15 yaşındaki Ayşe, tabii isimlerini ben değiştirerek söylüyorum. Ayşe de dedi ki annemi öldürmem gerektiğini söyledi. Bakın annesini, babasını, abisini kendisini cinsel istismarda bulunmakla suçluyor. Profesör Doktor Salih Zoroğlu. Ve çocuk böyle bir şey olmadığını, kendisinin ketamin bağımlısına dönüştürüldüğünü, hatta bazen hala ketamin yokluğu çektiğini, saç telinde adli tıpta ketamin bulunduğunu, onun evine götürüldüğünü, Salih Zoroğlu'nun evinde kaldığını, orada da kendisine sürekli ketamin verildiğini, ailesi hakkında suç duyurusunda bulunmak için zorlandığını, hatta dilekçeleri Salih Zoroğlu'nun yazdığını ve Salih Zoroğlu'nun annesini ortadan kaldırması gerektiğini söylediğini, bunu anlattı. Ve hatta şunu söyledi, ya çok çarpıcı gerçekten, korkunç şeyler. Hangi asitle cesetin nasıl yok edileceğine dair kendisine tariflerde bulunduğunu söyledi. Çocuklar anlatıyor bunu. Evet, çocuklar anlatıyor. Ama işin kötü şeyi yanı, şöyle bir şey var. Biraz önce anlattığım gizli kamera var ya, seansları çektiği görüntüler, ses kayıtları var ya, o kayıtlarda Salih Zoroğlu da bunu söylüyor. Salih Zoroğlu o kayıtlarda bir ölüm listesi olduğunu söylüyor. Çocuklar da ifadelerinde Salih Zoroğlu'nun ölüm listesi vardı. Annelerimiz, babalarımızı tacizci olduğu için ölmesi gerektiğini söylüyordu ve bunun için ölüm listeleri oluşturmuştu dediler. Peki çocukların bu anlattıklarına, yani en azından bunun üzerinde ne söyledi? Sadece bunun üzerine konuşmadı, söze almadı. Ama bunların hepsini inkar etmiyor. Yani kendi iddianamede de orada inandığını söylüyor. Bu hatalıydı diyor. Çocuklara bunları söylememeliydim ama öyle hissettim, söyledim diyor. Ya öyle mesajları var ki çocuklara gece yarısı gönderdi. Ve çocuklar bunları da anlattılar. Yani çocukların ifadelerinde başka bir çocuğun ifadelerinde nasıl buna zorlandığı, o ailesini suçlamak için nasıl bir etki altına kaldı, ketamin alınca bir tuvaletin kapısının arkasında bir dünya hayali oluştu. Yani o halüsinasyonları filan anlattılar. Ve çocuklar şunu söylediler. Bir tane çocuk şunu anlattı. Bakın bir çocuk anlattı bunu. Ben intihar girişiminde bulundum dedi. Ve beni tebrik edip bana mesaj attı. Seni tebrik ediyorum, sen kahramansın. Ben olsam bunu yapamazdım diye beni tebrik etti dedi. Ya bunu anlattı duruşmada. Ve yani çok daha fazla örnekler var. Çok daha çarpıcı diyaloglar oldu. Aileler yani böyle bir veriyle, ketimin etkisi altındaki çocukların suçlamasıyla, kendi çocuklarının kendini suçlamasıyla mağdur kalmış ailelerin hepsi ölümden beter süreçleri anlattılar. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bir irade sakatlanması söz konusu. Çocuğun beyanı esastır. Kadının beyanı esastır. Ama burada bir ilaç veriliyor. O iddianamedeki raporlarda, bilim kurullarından da rapor istenmiş. İddianame çok iyi çalışılmış. Bilim kurulunun raporunda çok açık bir şekilde ergen veya çocuklara ketamin verilemeyeceği, ketaminin çok vakalarda, çok ileri vakalarda, çok ağır depresyon tedavilerinde hastanede ancak uygulanabileceği çok net bir şekilde anlatılıyor raporlarda. Ve çok ilginç bir şey var. Çok ilginç bir şey var. Bakın bizi bitiren sessizlik. Burada da onu bir kere daha gördüm. Salih Zoroğlu ifadesinde, şimdi ismini vermeyeceğim kişilik hakları gereği, ama bir profesörün, kendisi de hocası olan bir profesörün referanslarını kullandı. Onun adını sürekli andı. O kişiye, bakın o kişiye, o profesöre, yine psikiyatriste, çocuk ve ergen psikiyatrisi ve Salih Zoroğlu'nun da hocası olan o kişiye aileler Salih Zoroğlu'ndan sonra gidiyorlar. Ve diyorlar ki Salih Zoroğlu çocuklarımıza bunları yaptı. Çocuklarımıza ketamin verdi. Çocuklarımızı böyle yönlendirdi. Yönlendirmeye açık sorularla bizi suçladı. Şöyle yaptı, böyle yaptılar. Ve o profesör bu ailelere diyor ki evet Salih Zoroğlu hasta artık. Ve böyle şeyler uyguluyor. Bu yöntemler tamamen bilim dışı ve çocuklarınızda çocukluk kişilik bozukluğu teşhisi yanlış diyor. Aylarca bu sürüyor. Ve o profesör, bunun hocası olan, Salih Zoroğlu'nun hocası olan o profesör hiçbir kuruma başvurup ya böyle bir vaka var, bakın tamamen bilim dışı bir yöntemle çocuklar bu hale geliyor, benim önüme bu halde geliyorlar diye başvurmuyor. Bir sessiz kalıyor. Akıl alır gibi değil. Çocuklar aynı zamanda şunu da anlattılar. Bacıhane diye bir ev kuracaktı. Bizi oraya yerleştirecekti. Bizi yurt dışına göndermek istiyordu. Ya böyle bu ifadeleri de verdiler. Ama çarpıcı olan bölümlerden bir tanesi de yine sanık sandalyesinde oturan Ayşe isimli psikoloğun söyledikleriydi. Bakın Ayşe isimli psikolog da... Yani, o itirafçı oldu değil mi? Evet, Salih, bakın şu an görüntüdeki kişi aynı zamanda. Görüntüdeki kişi, o itirafçı oldu. Evet, o itirafçı oldu. Kızımız orada bu haldeyken, o işte onun bir şekilde başında duran, onunla konuşmaya çalışan psikolog. Bakın diyor ki, çocukları ketimin enjekte ettim diyor. Polisteki sorgusunda bunu kabul etmemişti. İddianameyi de kabul etti ve ifadesinde bunu söylüyor. Diyor ki çocuklara enjekte ettik. Bakın bir de... Salih Zoroğlu'daki fısfıs da verdik, az miktarda verdik, dozu ayarladık. Hayır, enjekte. Hatta bazı çocuklar ketamini biz kendimize uyguluyorduk. Bize veriyordu, biz kullanıyorduk. Hatta orada ketamin nedeniyle fenalaşan kişilere iğne yapıyorlar, elbise üzerinden hastaneye kaldırıyorlar. Bu örnekler var. Daha önce de ilk kez yine Kayda Geçsin. Evet, Kayda Geçsin de anlatmıştık. Bakın başka bir psikolog Zeynep Akgül'ün ifadesi, kliniğe gelen her çocuğa çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koyuyordu. Yani çocukları... Çoklu kişilik bozukluğu hastası olduğunu inandırmaya çalışıyordu. Ben bunlara anlam veremiyordum diyor. Yönlendirmeye yönelik sorularla ketamin vererek çocuklara aile içi cinsel istismara uğradıklarını ikna ediyordu diyor. Hoca zaman zaman çocuklara çocuğunu taciz etmiş anne ve babalar ölmeli, öldürülmeli şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Bunu söylüyor. Ve şunu söylüyor. Bakın o kısacık testten sonra ailelere gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki çocuğunuz çoklu kişilik bozukluğu hastası ve çocuğunuz cinsel istismara uğramış aile içi diyorsunuz. Bir felaket, eve bir yıldırım düşüyor. Herkes birbirinden şüpheleniyor. İnanılmaz iddialar geliyor arkası peşi sıra. Ve Ayşe Psikolog yine şunu söylüyor. Ailede çocukların istismara uğradığını söylerken vicdanım sızlıyordu, ağlıyordum diyor. Ve bakın şimdi bu görüntü elimize geçen ve ilk defa yine Kayda Geçsin'de yayınladığımız bu görüntünün sonunu tekrar arkadaşlarımız sesli olarak vermesini rica edeceğim. Orada çok açık bir şekilde şu anda ses verirseniz arkadaşlar. Biz de senin sahneyle bir şey zannedeceğiz ya. Allah'ın kesemedi yani. Kız yoksa kartılıyor musun? Altı üstü Allah'ın ketemini diyor. Ve şimdi, tepki gösteriyor kustu diye. Ve kustu da tepki gösteriyor çocuğa ve çocuk çok kötü bir halde. Ve bak bütün çocuklar bunu yaşadıklarını anlatıyorlar. Ve çünkü niye biliyor musun şöyle? Enteresan olan noktalardan bir tanesi de şu. Duruşmada çocukların pırıl pırıl çocuklar bunlar. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar. Ve hepsi o Salih Zoroğlu'na geldikleri süreçte inanılmaz kötü duruma düşmüş. İntihar girişimleri olmuş. Ya evde ışığı kapatıp sadece evde oturan, bazen ellerinde kesici aletle annesi babası uyandığı anda başında gördüğü ve inanılmaz kötüleşti çok kısa sürede. Yani o bu süreçte çünkü psikolog yani psikiyatrist Salih Zoroğlu da diyor ki ben siz onlar kötü olacak. Aileler de ondan alamıyor biliyor musun? Diyor ilk etapta kötü olacak. O kişiliklerle yüzleşecek. Ondan sonra iyileşecekler. Başka türlü iyileşmeyecekler diyor. Ve çocuklarını ondan alırlarsa intihar edeceklerini söylüyor. Aileler de bu riski göze alamıyor ya. Çocuğum intihar edecek, ölecek yoksa diyor. Ve inanılmaz tehditler söz konusu. Ailelerin mal varlıklarını almaya çalışıyor. Aileleri onu anlattı. Yani bütün diyor ki aileye verecek. Çocuğun üstüne geçireceksin bütün mal varlığını ve ben çocuğu yurt dışına göndereceğim diyor. Yani çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Çok garip bir olayla karşı karşıyayız. Salih Zoroğlu ise suçlamaları reddediyor. Yönteminin bilimsel olduğunu savunuyor. Bir sonraki duruşma ne zaman? Bir sonraki duruşmayı tam da hangi tarihini hatırlamıyorum şimdi ne zaman ertelendi. Pardon Mayıs. 21 Mayıs. 21 Mayıs'a ertelendi. Dava hızlı bir şekilde ilerliyor. Gece yaralarına kadar sürdü duruşmalar. Yani özellikle bu vaka yani böyle bilim dünyası tarafından da tartışılması gereken gerçekten yani bu konuda tedbirler alınması gerektiğini ortaya koyan bir durum. Belki yapabiliriz o duruşma döneminde. Kayda Geçsin'de öyle bir yayın yapabiliriz. İlk defa ona ilişkin özel bir konuk alarak. Evet olabilir. Bence de yani çünkü tıp dünyası da bu konuyla ilgili kendisini sorgulaması gerekiyor. Sadece haber olarak aktarabiliriz ama bu çok uzmanlık gerektiren bir konu. Belki öyle bir Kayda Geçsin yaparız. Şimdi Murat geleceğim en azından son sözler için almak istediğiniz, söylemek istediklerinizle ilgili ama önce bu masanın da çok saygı duyduğu, sevdiği bir isimden söz etmek istiyorum. Tanıdığım en onurlu insanlardan, gazetecilerden biri Mustafa Hoş. Tarihle hesaplaşma Türk Naziler. Mustafa Hoş'un, Mustafa abinin kaleminden çıktı. Önümüzdeki hafta bu kitaptan da bir dosya anlatacağız. Bugün çünkü elimize ulaşabildi. Ama bu kitabı okuduğunuzda Türkiye'de anti-emperyalist soykırımı nasıl ve neden yapıldı? İsmet İnönü ülkesini ateşe atan bir siyasetçi miydi? Hitler'e yalakalık yarışında en önde koşanlar nasıl ödüllendirildi? CHP kendi çocukları nasıl boğduruldu? Ülke enstitülerinde öldüren cellat kimdi? Türkiye'de ilk Nazi kontrgerilla birlikleri nasıl kuruldu? Gibi tüm birçok başka soruya yanıt alabileceksiniz. Onların yanıtını vermiş. Mustafa Hoş Türkiye'de kaleminin sahiden böyle hani laf olsun diye söylemiyoruz. Sahiden kaleminin namusunu koruyan gazetecilerden biri. Bu ülke için çok kıymetli insanlardan biri. O yüzden kitap gerçekten size emanet. Emeğine sağlık Mustafa abi diyelim. Biz de çok öğrendiğimiz yani Mustafa Hoş meslek adına hepimizin büyüğü ve ondan gerçekten her zaman her çalışmasından, her haberinden, her kitabından böyle bilgilerle çıkıyoruz. Bizim için çok kıymetli yani hepimizin mesleğimizin abi çok da çalıştı. Ve kitapla da ben biraz göz gezdirdim. Aslında milliyetçilerin ve siyasal İslamcıların emperyalizmle nasıl bir arada sürekli hareket ettiklerini ve buna karşısında Kemalistlerin, bağımsızlıkçıların, anti-emperyalistlerin nasıl baskılandığını tarihsel bir bütünlük içinde çok çarpıcı örneklerle anlatmış. Onu sorsa bu kitapta kimler rahatsız olacak? Önce Nazilere sonra ABD'ye hizmet eden İslamcılar, milliyetçiler, ulusalcılar diyor Mustafa Hoş ve tek sorularla da arka kapağından en azından okuyabiliyorum bugün görebildiğimiz için ama haftaya buradan bir dosya anlatacağız. Murat? Ya ben de müsaadeniz olursa ben söyleyecektim. Sen söyle. Zafer Akçay Bizim için motosiklet ileri sürüş eğitmeni kendisi. Benim için gerçekten kitap önemli. Neden derseniz motosiklet artık hayatımızda çok fazla yer kaplıyor. İstanbul için özellikle. Bunun ehil ellerde ve düzgün şekilde, kurallarına uygun şekilde sürülmesi gerekiyor. Zafer Akçay da bununla ilgili bir kitap hazırlamış. Hepimize de imzalayıp göndermiş motorcu ekip olarak. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de okuyacağım en kısa sürede. Mutlaka yararlanacağızdır. İnsanlar da motor kullananlar en azından meraklarını burada giderebilirler diye düşünüyorum. Evet. Kalemine sağlık. Teşekkür ederiz kendisine de ve Timur Soykan. Burada güzel iki insan görüyorum önünde. Biri Tayfun Kahraman, diğeri Can Atalay. Program boyunca eylem yaptım aslında çaktırmadan. Böyle bir şey gösterdim, bir şey yaptım ekranlara. Çünkü gündemde tutmak gerekiyor. Yani hem Tayfun Kahraman hem Can Atalay. Yani ya düşünün ya artık yani anlata dilimize tüy bitti. Bir rant çeteleri ülkeyi yağmalasın. Rant çeteleri betonla gömsün. Rant çeteleri tarihi binalarımızı otele çevirsin. Rant çeteleri örneğin Gezi Parkı'na AVM diksin. İstedikleri her şeyi istedikleri yağmalayabilsinler. Bir avuç insan ceplerini doldursun diye kentin kültürüne, ülkenin doğasına, tabiatına ve adaletine sahip çıkan, bunun için mücadele eden insanlar hala hapiste ya. Hala hapiste ve senin de her zaman söylediğin gibi onların hapiste olmasının nedeni sessizliğimiz. Gerçekten sessizliğimiz. Şunu anlatamamak insanı o kadar koyuyor ve insanı o kadar çaresiz hissettiriyor ki bazen. Ya keşke bütün ülkeye bu iddianameyi okutmak, bu yargı çürümüşlüğünü, bu aslında tamamen yani anlatamıyoruz biliyor musun? Ya hiçbir şey yok orada, hiçbir suç yok. Sadece vatandaş sorumluluğu var. Sadece Tayfun Karaman'ın bir şehir plancısı olarak şehrine sahip çıkması, doğasına sahip çıkması, Can Atalay'ın bir avukat olarak adalete sahip çıkması, adalet mücadelesi vermesi var. Ve biz mi anlatamıyoruz? Bu toplumun vicdanını yitirdi. Gerçekten bunu merak ediyorum. Ya o binlerce sayfa iddianame var ya, o iddianameyi keşke bir yolu olsa da böyle ortaya koysak ve bu insanların Çiğdem Mater'inde, Mine Özerden'in de, Osman Kavala'nın da ya gerçekten bir suçu yok. Gerçekten bir suçu yok. Selçuk Kozağaçlı'nın da. Ya bu artık bu ülkedeki bu adaletsizlik ya artık ya bunun yüreğin kaldırmaması lazım bir ülkenin. Bakın bunlar utanç olacak. Şimdi aynı şekilde cezaevindeki generaller. Evet. Ya işte en son Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı. Ya hala düşünebiliyor musunuz? Bekliyor. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında imzalamayı bekleyen bir belge. Yani imzasını atsa o ağır sağlık sorunları adli tıp raporuyla da belirlenmiş olan, kesinleşmiş olan o insanlar çıkamıyor. Ve bunun sorumlusu Erdoğan. Yani o insanlar cezaevinde ölse ya bu idam cezasıdır ya. Bu gerçekten idam cezasıdır. Bu insanlık, yani bu işkencedir. Ve kendiniz 28 Şubat'ta ağzından düşmeyip işte o zamanki mağduriyetleri anlatıp bitiremeyenler. Ya siz Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Çetin Doğan gibi insanların bu yaşta hapsedilmesini ya bunları nasıl açıklayacağız? Tarihte bunlarla hatırlanacaksınız siz. Bu adaletsizlikle hatırlanacaksınız. Ve gerçekten bakın kimsenin şüphesi olmasın, bu o kadar net ki. Bir yanda rantçılar var. Bir yanda bu yolsuzluk sisteminden, rejiminden, rant sisteminden beslenenler var. Ana gıdaları bu olanlar var. Ve onlar ceplerini dolduracak diye bu ülkenin aydınları, demokratları, bu ülkenin hukukçuları, şehir plancıları, belgeselcileri, siyasetçileri. Ya bu insanlar hapsediliyor ya. Yani ve buna vicdanı yitirmiş bir ülke sessizce bunu seyrediyor. Ya bu insanların Tayfun Kahraman'ın hayatından çalınan kızıyla geçireceği vaktinden çalışan bir saniyenin hesabını verebilir misiniz ya? Can Atalay'ın, Hatay milletvekili seçilmiş, Hatay'ın iradesi olan bu insanın, Hatay'ın halkının sorunları ile canhıraşı uğraşacak olan, gece gündüz onların yanında olacak, onların hukuk mücadelesi, adalet mücadelesine en ihtiyaç duydukları anlarında onların yanında olacak vekilini, halkın iradesini elinde alan insanlar olarak hatırlayacaksınız siz. Tarih sizi böyle yazacak. Tarih bu kötülüklerinizle anacak sizi. Ve düşünün ki bir yargı sistemi var ve hiçbirimizin güvencesi yok. Çünkü o yargı sistemi bu suçu işliyor. Bu insanları hayatını çalarak bu insanlara kumpaslar kurarak bu suçu işliyor. İnşallah bir gün bağımsız mahkemeler önünde bir gün gelecek ve bağımsız mahkemeler önünde bu suçları işleyenler, bu insanların hayatlarını karartanlar yargılanacak. Bağımsız mahkemelerde yargılanacak ve o zaman da Can Atalay, Tayfun Kahraman o insanların adil yargılanmasını isteyecek. Hukuk içinde yargılanmasını isteyecek. Çünkü bugün hukuk yok. Adalet yok. Evet, Vera'nın babasından geçirdiği her günün sorumluluğuna esasında, yani bizi izleyen ve memleketteki herkes kendi omzunda hissetmezse bu zulüm hiç bitmeyecek. Kesinlikle. Bu Tayfun Kahraman, Can Atalay, tüm gezi tutsakları için de, memlekette haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan herkes için de geçerli. Bir cümlen varsa alayım. Vera'nın ahı hepsinin uykusunu kaçıracak. Şimdi. Kaçırsın da. Ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Yönetmenimize, Gökçe'ye teşekkür ederiz. Seda'ya teşekkür ederiz. Zübeyde ablamız bu hafta bizimle yok. Bundan sonra olmayacak. Zübeyde ablamıza bu zamana kadar bize verdiği emekler için ayrıca teşekkür ederiz. Ve en çok da size, dosya programı izlemek zordur, bugün de bizimle oldunuz. Sağ olun. Kameraman arkadaşlarımıza da aynı zamanda çok teşekkür ediyoruz ve iyi geceler.